hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınızla paylaşınız. Bu programımızda Şualar kitabından 13. şehadetten 1. Şua'ya kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 13. şehadet. 4 külli ve çok geniş ve katı ücretlerden bir ibarettir. Ve bir şehadetil ezminetil madiye ilahir. Bu fıkranın kısaca bir meali burada beyan edilecek ve izahatı ve senetleri Zülfikar'ın Mucizat Ahmedi kısmının ahirinde mükemmel var. Yani geçmiş zamanlarda Nevi Beşer'in meşahir ve namdarlarından başta enbiya olarak arifler, kahinler, hatifler, müttefikan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine ve geleceğine irhasat nevinden gayet sarih ve mükerrer haber verdiklerini Nakli sahih ve bir kısmını tevatürle tarih ve siyer ve hadis kitaplarında kayıt ve kabul edilmesine ve Mucizat Ahmedi Risalesi'nde o binler ihbaratın en kuvvetli ve kati kısmını tavsilen beyanına binaen ona havale edip gayet kısa bir işaretle deriz ki Enbiyaların mukaddes semavi kitaplarında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine dair Tevrat, İncil, Zebur'un yüzer ayetlerinde sarayete yakın kısmından 20 ayetleri 19. mektupta yazılmış, Hristiyan ve Yahudiler tarafından çok tahrifatıyla beraber, yine nübüvvet Ahmediye'yi haber veren 100 ayeti Hüseyin-i Cisri kitabında yazmış. Kahinler ise başta meşhur şık ve satih olarak, ruhani ve cin ve vasıtasıyla gayıptan haber veren ve şimdi medyum denilen tevatür bir nakli sahiyle, Peygamber Aleyhisselatü vesselamın geleceğine ve Fars devletini kaldıracağına sarih bir surette haber verdikleri, ve şüphe kaldırmaz bir tarzda yakında bir peygamberin Hicaz'da zuhurunu mükerrer söyledikleri gibi Arifi Billah kısmından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cedlerinden Kab İbni Lüey ve Yemen ve Habeş padişahlarından Seyf İbni Ziyazen ve Tübba gibi çok arifler o zamanın evliyaları pek sarih bir surette Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinden haber verip şiirlerle ilan etmişler. 19. mektupta ehemmiyetli ve katı bir kısmı yazılmış. Hatta o padişahlardan birisi demiş, ben Muhammed'e aleyhissalatü vesselam hizmetkar olmayı bu saltanata tercih ederim. Birisi de demiş, ah ben ona yetişseydim, onun ammizadesi olurdum. Yani Hazreti Ali gibi fedai bir hizmetkarı ve veziri olurdum. Her neyse, tarih ve siyer kitapları bu haberleri tamamen neşir ile bu arifler Risaleti Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam kuvvetli ve külli bir şehadetle sadıkiyetine imza basıyorlar. Hem o arifler gibi Risalet Ahmediye'yi aleyhissalatu vesselam gaybi haber veren ve sözleri işiten ve şahısları görünmeyen hatif denilen ruhaniler pek sarih bir surette Muhammed aleyhissalatu vesselamın nübüvetinden haber verdikleri gibi çok muhbirler hatta saneme kesilen kurbanlar ve sanemler ve mezar taşları nübüvetinden haber vermeleriyle onun risaletine ve hakkaniyetine imza basıp tarih lisanıyla şehadet etmişler. 14. Şehadet Kainatın kuvvetli şehadetine işaret eden bu Arabi fıkra ve bir şehadetil kainati bi gayatiha ilahir Bu Arabi fıkranın mealine dair demiş. Bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray, bir kitap gibi bir sergi, bir temaşagah gibi tasarruf eden saniine ve katibine ve nak nakkaşına delalet eder. Öyle de kainatın hilkatindeki makası da ilahi bilecek, bildirecek ve tahavülatındaki Rabbani hikmetlerini talim edecek ve vazife darane harekatındaki neticelere ders verecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek. Ve nereden geliyorlar ve nereye gidecekler ve, ve niçin buraya geliyorlar ve neden çok durmuyorlar, gidiyorlar diye dehşetli suallere cevap verecek ve o kitabı kebirin manalarını ve ayatı tekvinisinin hikmetlerini tefsir edecek bir yüksek delal bir doğru keşşaf, bir muhakkik üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve herhalde bulunmasına delalet ettiği cihetle elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkaniyetine ve bu kainat galekanın en yüksek ve sadık bir memuru olduğuna kuvvetli ve külli şehadet edip ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah der. Evet, Muhammed Aleyhissalatü Vesselam'ın getirdiği nur ile kainatın mahiyeti, kıymeti, kemalatı ve içindeki mevcudatın vazifeleri ve neticeleri ve memuriyetleri ve kıymetleri bilinir, tahakkuk eder ve kainat baştan başa gayet manidar mektubat ı ilahiye ve mücessem bir Kur'an-ı Rabbani ve muhteşem bir meşheri asarı subani olur. Yoksa adem ve hiçlik ve zeval ve fena karanlıklarında yuvarlanan karma karışık ve vahşetli bir virane ve dehşetli matemhane mahiyetine düşer. Bu hakikate binaen kainatın kemalatı ve hikmetli tahavvülatı ve sermedi manaları kuvvetli bir tarzda ve neşhedü enne Muhammeden Resulullah der. Şehadet ederiz ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resuludur. 15. Şehadet Pek çok kutsi şehadetleri ihtiva eden bu kainatta tasarruf ederek zerrattan seyyarata kadar bütün tahavülat ve harekat ve sekenat ve hayat ve memat gibi bütün tasarrufat emriyle, iradesiyle, kuvvetiyle bulunan zati ı Vacibül Vücud'un icraatı, rububiyeti ve efal rahmaniyeti cihetinde Risaleti Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselam mukaddes şehadetine işaret eden bu gelen Arabi fıkradır. Ve bir şehadeti sahibil kainat ila bu pek katı ve çok geniş ve kussi şehadetin tafsilatını Risale-i Nur'a havale edip gayet kısacık bir işaretle meali icmalesine bakacağız. Evet bu kainatta gözümüz önünde bu muntazam tasarrufatı içinde adalet ve hikmetle ve rahmet ve inayet ve himayetle her zaman iyileri himaye ve fenaları ve yalancıları tokatlamak rububiyetin bir ada adeti olmasından Efali Rahmaniyet muktezasıyla bir Kur'an-ı Mucizül Beyanı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eline vermesi ve bine yakın mucizelerin pek çok envaını ona vermesi ve bütün halatında ve en tehlikeli vaziyetlerinde şefkat kerane, himaye ve hatta güvercin ve örümcekle muhafaza etmesi ve büyük vazifelerinde onu tam muvaffak etmesi ve dinini bütün hakkaniyetiyle, hakikatleriyle ilamesi ve İslamiyetini zeminin ve nevi beşerin başına geçirmesi ve bütün mahlukat üstünde bir makam-ı şeref ve meşahir insaniyenin fevkinde daimi bir rütbeyi makbuliyet ve dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek hasletleri taşıyan bir şahsiyet vermekle beşerin beşten birisini ona ümmet etmesi gayet katı bir tarzda sadıkiyetine ve risaletine şahit ettiği gibi efali rububiyet cihetinde dahi görüyoruz ki bu alemin mutasarrıfı ve müdebbiri Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın risaletini bu kainata manevi bir güneş yapıp nur risalelerinde İspat edildiği gibi onunla bütün karanlıkları izale ve nurani hakikatlerini gösterip ve bütün zih şuuru belki kainatı hayata bakiye müjdesiyle sevindirdiği gibi dinini dahi bütün ammakbul ehli ibadetin ferishte kemalatı ve harekatı ubudiyette sağlam bir program yapması gibi Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın şahsiyeti maneviyyesi olan hakikatini Kur'an'ın ve Cevşen'in delaletiyle tecelliyat-ı ruhiyetine bir aine-i cami'a yapması ve sabıkan işaret ettiğimiz hakikatlerin ve 14 asırda her gün ümmetinin bütün hasenatlarının bir mislini kazanmasının ve hayat-ı içtimaiye ve maneviye ve beşeriyedeki asarının delaletiyle nevi beşere en yüksek reis ve mukteda ve üstad yapması ve onu büyük ve kutsi vazifelerle beşerin imdadına gönderip rahmet, hikmet, adalet, gıda, hava, ma, ziya derecesinde insanları onun dinine, şeriatine, İslamiyet'teki hakikatlerine muhtaç yapmasıyla 12 külli ve kati hüccetlerle Risalet-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam kustu şehadet ettiği halde acaba hiç mümkün müdür ki sinek kanadının ve bir çiçeğin tanziminden lakayt kalmayan bu kainat sahibinin bu derece külli ve geniş şehadetlerine masar olan Risâlet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kainatın manevi bir güneş olmasın. Haşiye, ben bu ihtiyarlığım ve perişaniyetim içinde Zat-ı Muhammediye'nin Aleyhisselatü Vesselam getirdiği erzak-ı maneviyenin milyondan birisini hissettim. Elimden gelse idi milyonlar lisanla, salavatlarla ona teşekkür edecektim. Şöyle ki, ben firaktan zevalden çok inciniyorum. Halbuki sevdiğim dünya ve dünyeviler mufarakatla beni bırakıp gidiyorlar. Ben de gideceğimi biliyorum bu pek elim ve can hıraş meyusiyete karşı bir de saadeti ebediye ve hayatı baki müjdesini zat Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam işitmekle kurtuluyorum ve tam teselli buluyorum. Hatta teşehüdde Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü dediğimde yani ey peygamber Allah'ın selamı üzerine olsun. Onun rahmeti ve bereketi de üzerine olsun. Dediğimde ona hem biat, hem memuriyete teslim ve itaat, hem vazifelerini tebrik, hem bir nevi teşekkür ve saadet ebediye müjdesine bir mukabeledir ki, Müslümanlar her gün beş defa bu selamı yaparlar. İşte bu on beş külli şehadetler, her biri pek çok şehadetleri hatta üçüncü şehadet, mucizat lisanıyla bin şehadeti ihtiva edip öyle bir katiyetle ve kuvvetle ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah olan davayı ispat ve tahakkukunu ve kıymetini ve ehemmiyetini ilan etmiş ki, her gün beş defa alemi İslam yüzer milyon lisanlar ile teşebbüde o davayı kainata ilan ettiği gibi, o davanın esası olan hakikati Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kainatın çekirdeki aslisi bir sebebi hilkati ve en mükemmel meyvesi olduğunu milyarlar ehli iman tereddütsüz tasdik ederek kabul etmişler. Ve bu kainatın sahibi Celle Celaluhu, o şahsiyeti maneviyeyi, Muhammediyeyi, aleyhissalatü vesselam saltanat rubiyetine bir yüksek dellalı ve kainat tılsımının ve hilkat muammasının bir doğru keşafı ve lütuf ve rahmetinin bir parlak misali ve şefkat ve muhabbetinin bir beli lisanı ve alemi bakideki hayat daime ve saadet ebediyenin en kuvvetli müjdecisi ve elçilerinin en son ve en büyüğü bir Resul eylemiş. Acaba bu mahiyetteki bir hakikate kanaat etmeyen veya ehemmiyet vermeyen ne derece hasaret veya ve hata ve belahat ve cinayet ettiğini kıyas eylesin. İşte namazdaki Fatiha nasıl ikinci kısımda işaretıyla, Teşehüdde eşhedü en la ilahe illallah, ta ki hak hakikati tevhid davasına kat'i hüccetleri gösterir, hadsiz imzalar basar, bu üçüncü kısımda dahi yine Teşehüdde ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ta hakikati risalet davasını kuvvetli şahitleri getirip, nihayetsiz tasdik imzalarını bastırır. Ya Ar Rahman Rahimin, bu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine, bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibana muvaffak ve dar saadette onun al ve asabına komşu eyle. Amin, amin, amin. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve sahbihi bi'adeli hurufil Kur'anil mekru'eti vel mektubeti amin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allah'ım ona aline ve Kur'an'ın yazılan ve okunan harfleri sayısınca salat ve selam eyle. Amin. Subhansın ya Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Bakara 32. El Hüccetü Zehra'nın ikinci makamı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Fatiha'nın ahirinde ehli hidayet ve istikamet ve ehli dalalet ve tuyanın muvazenesine işaret eden ve Risale-i Nur'un bütün muvazenelerinin menbaı olan ayetin bir hakikatini Sure-i Nur'dan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru semavati vel ard ila Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali tıpkı içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. Lamba bir sırça yani cam içinde. O sırça da sanki parlayan incimsi bir yıldız. Bu lamba ne yalnız doğuya ne de yalnız batıya mensup olmayan kutlu pek bereketli bir zeytin ağacından tutuşturulur. Bu böyle bereketli bir ağaç ki neredeyse ateş değmeden de yağ ışık verir, ışığı pırıl pırıldır, Allah dilediği kimseyi nuruna iletir, gerçeği anlamaları için insanlara böyle temsiller getirir, Allah her şeyi bilir. Nur Suresi 35. Ayet Ayeti ve arkasından ev ke zulümatin fi bahrin lücciyin yeğşahu mevcun min fevkihi mevcun min fevkihi sahab zulumatun ba'duha fevka ba'd. İza ahrace yedehu lem yeked yeraha. Ve men lem yec'alillahu lehu nuren fe ma lehu min nur. Sadakallahu lazim. Ayetiyle beraber pek acib bir tarzda o muazeneyi mucizane ifade ederler. Ayetin meali. Yahut o kafirlerin duygu ve düşünce ve davranışları derin bir denizdeki yoğun karanlıklara benzer. Öyle bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de koyu bulut, üst üste binmiş karanlıklar, İçinde bulunan insan elini uzatsa neredeyse kendi elini bile göremiyor. Öyle ya Allah birine nur vermezse artık onun hiçbir nuru olamaz. Nur suresi 40. ayet. Birinci ayeti nur, birinci şu ada ispat edilmiş ki on işaretle Risale-i Nur'a bakıyor. Mucizane Kur'an'ın o tefsirinden gaybi haber veriyor. Ve Risale-i Nur'a nur nur namı verilmesine en birinci sebep olmasından, 29. mektubun bir kısmında bir seyahati hayaliye temsilinde bu acib ayetin nur kelimesinde nunu na'budu mucizesi gibi bir manevi mucizesinin beyanına binaen Ayetül Kübra Risalesi'nde dünya seyyahı Halık'ını aramak, bulmak, tanımak için bütün kainattan ve envâ-ı mevcudatından sorduğu ve 33 yol ile ve kati bürhanlarla Halık'ını ilmel yakin ve aynel yakın bildiği gibi o aynı seyyah asırlarda ve arz ve semavat tabakalarında aklıyla, kalbiyle, hayaliyle gezen yorulmaz, tok olmaz, bütün dünyayı bir şehir gibi görüp teftiş ederek kah Kur'an hikmetine, kah felsefe hikmetine, aklını bindirip geniş hayal dürbünüyle en uzak tabakalara bakarak hakikatleri vakide olduğu gibi görmüş bizlere Ayetül Kübra'da kısmen haber vermiş. İşte Şimdi biz o aynı hakikat ve bir temsil manasında olan seyahati hayaliyesiyle girdiği pek çok alemler ve tabakalardan numune için yalnız üç tabakasını Fatiha ahirindeki muvazenenin yalnız kuvve akliye cihetinde bir misalini gayet muhtasar beyan edeceğiz. Sayır meşrudatını ve muvazenelerini Risale-i Nur muvazenelerine havale ederiz. Birinci numune şöyle. O dünyaya sırf halikını tanımak, bulmak için gelen seyyah aklına dedi. Biz her şeyden Halık'ımızı sorduk. Güzel tam cevap aldık. Şimdi güneşi güneşten sormak lazım. Darbı meseli gibi biz dahi Halık'ımızı ilim ve irade ve kudret gibi kutsi sıfatlarının tecellileriyle ve meşut eserleriyle ve isimlerinin cilveleriyle tanımak, bulmak için bir seyahat daha yapacağız diye dünyaya girdi. Ve ikinci bir cereyan olan ehli dalalet gibi birden küre-i sefinesine bindi hikmet-i Kur'aniye'ye tabi olmayan fen ve felsefe gözlüğünü taktığı ve Kur'an okumayan coğrafya fenninin programıyla baktığı gördü ki, nihayetsiz bir boşlukta bir senede 24 bin senelik bir dairede top güllesinden 70 defa süratli bir hareketle gezer, yüz binler nevi bir biçare aciz ziyaretler içine almış, eğer bir dakika yolunu şaşırsa veya bir serseri yıldıza çarpsa, parçalanarak hassizli fezada sukut ile bütün o biçare zihayetleri Adem'e, hiçliğe boşaltacak, dökecek diye anladı. ''Gayril mağdube aleyhim velet Cereyanının dehşetli manevi musibetini ''Evke zulümatin fi bahrini lücciyenin boğucu'' Karanlığına hissederek eyvah ne yaptık. Yani ayetlerin manası gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Fatiha 7, Nur suresinin 40. ayetinde yahut o kafirlerin duygu, düşünce ve davranışları derin bir denizdeki yoğun karanlıklara benzer. Bu dehşetli gemiye neden bindik, bundan kurtulmak çaresi nedir diye o kör felsefenin gözlüğünü kırdı, ellezine en'amte aleyhim cereyanına girdi, birden hikmeti Kur'an'ı imdadına geldi, tam hakikatini gösteren bir dürbün aklına verdi, şimdi bak dedi, baktı gördü ki, Rabbus semavati vel ardı ismi, huve ce'ale lekumul erda zelulen femşu fi menakibiha ve külü <laughs> min riski burcunda bir güneş gibi tulu etti. Yani ayetlerin manası nimet ve lütfuna mazhar ettiklerinin yoluna ilet Fatiha 7 göklerin ve yerin Rabbi Rahat Suresi 16 yeryüzünü size hizmete hazır uysal bir binek gibi kılan da odur Haydi öyleyse siz de onun omuzları üstünde rahatça dolaşın, onun takdir ettiği rızıklardan yiyin, istifade edin. Mülk Suresi 15. Ayet o seyyahın alemlerdeki seyahatinde gördüğü numunelerden ikinci numunesi o seyyah küre arz gemisinden çıkıp hayvanat ve insanlar alemine girdi. Dinden ruh olmayan hikmeti tabiiye gözlüğü ile o aleme baktı gördü ki o hadsiz zihayatların hassiz ihtiyaçları ve onları inciten ve hırpalayan hadsiz muzur düşmanları ve merhametsiz hadiseleri varken o ihtiyaçlara karşı sermayeleri binden belki yüz binden ancak bir olabilir ve o muzır şeylere mukabil iktidarları milyondan ancak birdir. Bu çok dehşetli ve acınacak vaziyette rikkat cinsiye ve şefkat neviye ve akıl alakadarlığı ile onların haline o derece acıdı ve mahzun ve meyus ve cehennem azabı gibi elemler alırken ve o perişan aleme girdiğine bin pişman olurken birden hikmeti Kur'an'ı imdadına yetişti. اَلَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ aleyhim dürbününü verdi. Bak dedi, baktı gördü ki Allah nuru semavatı ve erteleşisiyle Rahman, Rahim, Rezzak, Münim, Kerim, Hafiz gibi çok ismi ilahiyenin her biri birer güneş gibi. Ma'min daabetin illahu ve aqizun binasiyeti ha ve keey min daabetin la tehpilu rizka Allah'u Allah yezukuha ve iakum. Walakat kerem nabiyi Adam. Inna al abrar naim. Sadakallahu lazim gibi ayetlerin burçlarına tulu ettiler. Ayetlerin mealleri. Nimet ve lütfuna masal ettiklerinin yoluna ilet. Fatiha 7. Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur suresi 35. Yürüyen hiçbir varlık yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Hud 56. Nice canlı mahluk var ki rızıklarını kendileri taşıyamazlar. Ama sizi de bütün onları da rızıklandıran Allah'tır. Ankibut 60. Gerçekten biz Adem evlatlarını şerefli kıldık. İsra yitmiş. İyi ve hayırlı insanlar naim cennetinde nimetler içindedirler. İnfitar suresi 13. ayeti. O insan ve hayvan dünyasını rahmetle, ihsanla doldurup bir nevi muvakkat cennete çevirdiler. Ve bu şayan temaşa güzel ibretli misafirhanenin mihmandarı kerimini tam bildirdiklerini bildi. Bin kere elhamdülillahi rabbil alemin dedi. Seyahatindeki yüzer müşahedatından üçüncü numunesi. Halık'ın isimlerinin ve sıfatlarının te tecelli ve cilveleriyle tanımak isteyen o dünya seyahı, akıl ve hayaline dedi ki: "Haydi ruhlar ve melekler gibi biz dahi cesedimizi yerde bırakıp göklere çıkacağız. Halıkımızı semavattakilerden soracağız." Ruh hayale ve akıl fikre bindiler, semaya çıktılar. Kozmografya fendini kendilerine rehber ettiler. Dini dinlemeyen bir felsefe nazarıyla mağdub dalilin cereyanıyla baktılar gördü ki küre arzdan bin defa büyük top güllesinden yüz defa çabuk hareket edenler içlerinde bulunan binler kütleler ateş saçan yıldızlar şuursuz camit serseri gibi bir içinde süratle gezerler bir dakika bir tesadüfle biri yolunu şaşırsa o boş ve hudutsuz ve hatsiz nihayetsiz alemde bir şuursuz küre ile çarpmak suretinde kıyamet gibi bir her cümerce sebep olur. O seyyah hangi tarafa baktıysa dehşet ve vahşet ve hayret ko ve korkmak aldı. Göğe çıktığına bin pişman oldu, akıl ve hayal bütün bütün bozuldular. Bizim vazifemiz güzel hakikatleri görmek ve göstermek iken, böyle cehennem gibi çirkin ve azaplı manalar bilmek, müşahede etmek, vazifesinden istifa ediyoruz ve istemiyoruz derken, birden Allahu nuru semavati vel erd tecellisiyle, halikli semavat ve arz, musahhar şemsi vel kamer, وَلَكَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَّابِحَ Ve اَفَلَمْ يَنْزُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْكَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا ve sümme steva ile semai fesevvahunne seb'a semavat gibi ayetlerin burçlarında turu ettiler. Bütün semavatı nurla, meleklerle doldurdular. Bir büyük camiye ve mescide ve ordugiha çevirdiler. O seyyah ellezine en'amte aleyhim cereyanına girdi. Dalinden ev ke zulumatin fi bahrin lucciyinden kurtuldu. Birden cennet gibi muntazam, güzel, muhteşem bir memleket gördü. Her tarafta Halik-i Zülcelal bildiriyorlar. Bir vaziyeti müşahedesiyle akıl ve hayalin kıymetleri ve vazifeleri bin derece terakki etti. İşte o seyyahın, kainattaki seyahatinin güzel numunesinden bu meskür üç numuneye kıyasen sayır ve isimlerin cilveleriyle vacibül vücudun Marifetini Risale-i Nur'a havale edip bu pek kısa işareti iktifal, bu pek uzun kısayı kısa keserek Halik'imizi bildiren kusti sıfatlardan ve sıfat-ı sebasından yalnız ilim ve irade ve kudret gibi üç mühim sıfatların eserleriyle, tecellileriyle ve tahakkuklarının müccetleriyle Kainat halikını tanımaya, o dünya seyahatı gibi gayet kısa işaretlerle çalışacağız. Tafsilatını Risale-i Nur'a havale ediyoruz. Ayetlerin mealleri Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur Suresi 35 biz yere en yakın semayı lambalarla donattık mülk 5 hiç üzerlerindeki göğe bakmazlar mı bakıp da bizim onu nasıl sağlamca bina edip süslediğimizi düşünmezler mi kaf kaf suresi 6 sonra iradesi yukarıya yönelip orayı da yedi gök halinde sağlamca nizama koydu bakara 29 işte Arabi Hizmi Nuri'nin Ülasat-ı Lülasasından daimi tefekkürü bir virdim ve Allahu Ekber cümlesinin 33 mertebesinin 3 mertebeyi beyan eden bu gelen Arabi fıkranın bir nevi tercümesi içinde kısa işaretlerle ulemayı ilmi kelamı ve akide ulemasını pek çok meşgul eden ilim ve irade ve kudret ilahiyenin kainattaki cilveleriyle onları aynel yakın iman ile tasdik ve onlarla vacibül vücudun bedahatle mevcudiyetine ve vahtaniyetine ilmel yakın tasdik ve ile tam iman etmeye yol açan bu arabi fıkradır. Bismillahirrahmanirrahim ve kul elhamdülillahi'llezî lem yetekez ve ve lem yekun lehu şerîkun fil mülk ve lem yekun lehu min ez ve kebbirhu İsra 111. ayet. Allahu Ekber min külli şeyin ilahir. Gayet kısa bir nevi tercümesi içinde ilmi ilahi bu pek ehemmiyetli hakikati imaniye kısacık işaretler edip tafsilatını Risale-i Nur'a havale ile deriz ki. Haşiye bundan sonraki kısmı bütün ömrümde görmediğim dehşetli ve semli bir hastalık içinde yazılmış kusuratma nazarı müsamaha ile bakılsın hüsrev, münasip görmediği kısmı tadil, tebdil, ıslah edebilir. Evet, nasıl ki rahmet, rızkı acaibiyle, güneş gibi kendini gösterip perdeyi i gaybda bir rahman rahimi katiyetle ispat ediyor, öyle de yüzer ayatı Kur'aniyede mevki alan ve kutsi yedi sıfattan bir cihette en birincisi olan ilim dahi, nizam ve mizanın hikmetleri ve meyveleriyle güneş ziyası misüllü kendini gösterdiği gibi, bir alemi külli şeyin mevcudiyetini katiyetle bildirir. Evet insanın şuuruna, ilmine delalet eden düzgün, ölçülü sanatı ile insanın halıkının ilmine, hikmetine delalet eden hüsnü ilkati insan muazenesi aynen yıldız böceğinin gecedeki ışığının, lemacığının gündüzde güneşin ihatalı ziyasına nispeti gibidir. Şimdi ilmi ilahinin delillerini beyan etmeden evvel o kusti sıfatın kainatın envaındaki tecellileriyle zat-ı akdesi pek zahir bir tarzda göstermesine delalet ve şehadet eden Mirac-ı Muhammed aleyhissalatu vesselam gecesinde huzur ve hitab-ı ilahiye mazhar olduğu zaman birden ettehiyyatu el, el mübareketu esselavatu etteyibat diyerek yani bütün tahiyyeler yani hayat sahibi varlıkların hayatlarıyla sundukları ibadetler, hayatın ve zihayatın hülasası olan mahlukların hususan tohumların ve çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtri mübarekiyeleri, bereketleri, Ubudiyetleri, salavat yani dualar, tayyibatta yani bütün güzel söz ve davranışlar Allah'a mahsustur. Müslim salat 60. Dört kelimeler ile umum zihayatın dört taifesinin ezeli, ebedi ilmin cilveleriyle Allah'ın gıyuba karşı tahiyelerini, tebriklerini, ubudiyetlerini, güzel marifetlerini gösterdiğinden bu kutsi i miraci geniş manasıyla okumak teşebbütte umum İslam'ın farz bir vazifesi olmuş. O kussi mükellemenin izahatını Risale-i Nur'a havale edip gayet kısa dört işaretle bir manasını beyan edeceğiz. Birincisi, اَتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ Kısacık meali şudur. Nasıl bir usta peki harika bir makineyi derin ilmi ve mucizekar zikasıyla yapsa, o acip makineyi gören herkes, o ustayı takdir karanı tebrik edip alkışlar ve tahsin karane medihlerle ve ihsanlarla ona maddi manevi hediyeler, tahiyyeler verir o makine dahi o ustanın istediği tarzda tam tamına gayet mükemmel olarak arzularını ve harika ince sanatını ve maharet ilmiyesini göstermesiyle kendi ustasını lisan hal ile alkışlar, tebrik eder, manevi tahiyeler, hediyeler verir. Aynen öyle de kainatta bütün zihayet taifeleri, her biri ve her bir ferdi, her tarafı mucizeli birer harika makinedir ki, ustasının her şeyin her şeyiyle münasebetini gören ve her şeyin hayatına lazım bütün şeyleri görüp tam yerinde ona itiştiren ihatalı ilminin derin ve ince cilveleri ile kendini tanıttıran sani Zülcelal'in hayatlarının lisan halleriyle ins ve cin ve melek olan zi şuurların kal dilleri gibi tahiyyelerle alkışlar ve tebriklerle ettehiyyatü lillahi derler ve hayatlarının fiyatını doğrudan doğruya bütün mahlukatı, bütün ahvaliyle bilen haliklarına ubudiyet kerane takdim ediyorlar ki, Miraç gecesinde bütün zihayet namına Muhammed aleyhissalatu vesselam vacibul vücudun huzurunda, selam yerinde, ettehiyyatü lillahi deyip, bütün zihayet taifelerinin tahiyye ve hediye ve manevi selamlarını takdim etmiş. Evet, adi, muntazam bir makine, İntizam ve mizanlı heyetiyle şeksiz, mahir ve dikkatli bir ustayı gösterdiği gibi, kainatı dolduran hassiz zihayat makinelerde her birisi bin bir mucizat ilmiyeyi gösteriyorlar. Elbette yıldız böceğinin ışığına nispeten güneşin ziyası derecesinde ilmin cilveleriyle o zihayatlar usta ve sermediği sanatkarlarının vücubu vücuduna ve, ve mabudiyetine pek parlak şehadet ederler. İkinci kutsi kelime-i miraciye el -Mubarakatü. madem hadisçe namaz müminin miracıdır ve mirac ekberin cilvesine masardır ve madem dünya seyyahı her alemde ilim sıfatıyla alamul guyub halikını bulmuş biz dahi seyyahla beraber Mübareklerin ve görenlere bareke Allah dedirtenlerin ve el mübarekatunun geniş alemine girip bütün zihruhun masum mübarek yavrularını ve bütün zihayatın hayatın mukadderat ve programlarının kutucukları olan tohum ve çekirdekleri başta olarak o mübarekat alemini temaşa ve mütala ile kutsi sıfatı ilmin mucizatlı ince cilveleriyle halikimizi ilmel yakın ile bilmeye ve o gibi çalışacağız. Evet gözümüzde görüyoruz ki bütün o masum yavrucuklar ve o mübarek mahzencikler, sandıkçıklar bir alim hakimin ilmiyle hem umumu hem her bir ferdi birden bir uyanmak ve gayi hilkatine yürümek için bir hareket alırlar. Hakikat nazarıyla bakanlara bin bariki Allah, yüz bin maşallah dedir dedirtirler. Evet mesela nutfeler, yumurtalar, tohumlar, çekirdeklerin her biri birden İlimden gelen ince bir nizam ve o nizam maharetten gelen tam bir mizan içinde, mizan yeni bir tanzim, o ise taze bir ölçü ve tevzin içinde, o dahi bir temiz ve terbiye ve müteşabih emsalinden kasti farika alametleri içinde, o da sanatlı bir tezin ve süslemek içinde, bu dahi hakimane layık mükemmel cihazat ve tasvir içinde, bu ise kerimane rızık isteyenlerin zevklerini Memnun etmek için o mahlukların ve meyvelerin etleri ve yenilen kısımları ihtilaf içinde. Bu ise alimane, mucizane, ayrı ayrı nakışlar, zinetler içinde. Bu da ayrı ayrı güzel, hoş kokular ve lezzetli tatlar içinde. Ki kemal intizam içinde. Birbirinden mütemayiz, ayrı iken kesret ve sürat ve sürat mutlaka içinde. Seyifsiz, hatasız bütün onların suretlerinin inkişafları ve her mevsimde o harika halin devamı içinde bütün o mübareklerin her biri ve beraber bu mezkür 15 dil ile ustalarının harika maharetini ve mucizatlı ilmini göze gösterip allamul kuyup vacibul vücut sanilerini güneş gibi bildiriyorlar. İşte bu pek geniş ve parlak şehadetleri ve saniyini tebrikler içindir ki Miraç gecesinde bütün mahlukat hesabına konuşan Zat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam el-mübarekatu kelimesini selam yerinde demiş. Üçüncü kelime. Esselavatu. Her umumi mirac ekberi Muhammedi'de aleyhissalatü vesselam hem her müminin hususi miracı olan namaz teşehüdünde her gün hiç olmazsa on defa yüz milyonlar ehli iman o kutsi kelimeyi peygamberin aleyhissalatü vesselam tebaiyetiyle dergahı ilahiye takdim edip kainatta ilan ederler. Miraca dair 31. söz, miracın bütün hakikatlerini bir muhatap iddiaz ettiği muannit, mülhid, münkirlere karşı dahi gayet katı ve kuvvetli bir surette ispat ettiğine binaen tafsilatını ve hüccetlerini ona havale ederek gayet muhtasar bir işaretle bu üçüncü kelimeyi miraciyenin geniş manasını gösteren ziruh, zişur taifelerinin acib alemine bakıp ilmi ezelinin cilveleriyle halikımızın vahdet ve mevcudiyeti içinde kemali rahmaniyetini ve rahimiyetini ve azameti kudret ve şumul iradetini bilmeye çalışacağız. Evet bu alemde görüyoruz ki bu ziruhlar şuuren ve aklen olmasa da hissen, fıtraten hissediyorlar ki her biri hassiz bir aciz ve zaaf içinde hadsiz düşmanları ve incitenleri var. Ve hassiz bir fakir ve ihtiyaç içinde hassiz hacatı ve matlupları var. İktidarı ve sermayesi binden birine kafi gelmediğinden bütün kuvvetiyle bağırır ve ağlar. Manen fıtraten yalvarır kendine mahsus sesiyle, lisanıyla dualar, niyazlar, bir nevi namazlar, salavatlar ile bir alim-i kadir dergahına iltica ederken, birden görüyoruz ki o bağıranların her işini, her ihtiyacını bilen ve her derdini ve zararını anlayıp, yalvarmasını fıtri duasını işiten, alim-i mutlak bir kadir hakim, imdatlarına yetişir, bütün istediklerini yapar, ağlamalarını gülmeye, bağırmalarını teşekkürlere çevirir. Bu hakimane, alimane, rahimane yardım pek parlak bir tarzda ilim ve rahmetin cilveleriyle bir mucibi muhiz, bir rahimi kerimi bilip bildirip o ziruh aleminin bütün salavat ve ubudiyetlerini ona takdim ve tahsis eder manasıyla miraç Ekber'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve miraç Askar olan namazlarda onun ümmeti Esselavatut Ettayibatu Lillah Dördüncü kelimeyi kutsiye Et-tayyibatu lillah. Risale-i Nur'un çok hakikatleri namaz tesbihatında ihdar edilmesi hikmetiyle hem Fatiha'nın hem teşehüdün kelimelerinin hakikatlerini kısa işaretlerle beyan etmeye adeta ihtiyarsız sevk edildim. İşte Mirac-ı Muhammedi'de aleyhissalatü vesselam denilen et-tayyibat kelime-i kutsiyesi ehli marifet ve iman ve külli şuur sahibi olan ins ve cin ve melek ve ruhanilerin kainatı güzel terbiyeleri ve haseneleri ve ubudiyetleriyle güzelleştiren ve güzellerin alemine bakan ve sermedi cemili mutlakın hadsiz cemal ve güzelliklerini ve kainatı süslendiren isimlerinin daimi güzelliklerini tam bilen ve aşk ve şevkle külli ubudiyetler ile mukabele eden ve parlak iman ve geniş marifetler ve senaların revaihi tayyibe ve hoş kokularıyla haliklarına karşı o hadsiz tayyibatlar manasıyla Miraç'ta söylenmiş sırrıyla teşeüdde bütün ümmet her gün usanmadan o kutsi kelimeyi tayyibeyi tekrar ederler. Evet bu kainat nihayetsiz bir hüsn ve cemali sermedinin aynası ve cilveleri ve kainattaki bütün cemal ve kemal ve güzellikler o sermedi ve hüsünden gelir ve ona intisapla güzelleşir, kıymeti yükselir. Yoksa karma karışık bir virane, bir hüzüngah olur ve o intisap ise saltanat uluhiyetin dellalları ve ilancıları olan ins ve melek ve ruhanilerin marifet ve tasdikleriyle anlaşılır. Hatta o dellalların güzel ve tatlı hamdlerini ve senalarını ve mabuduna medihlerini ve onların kelimelerini her tarafa neşir ve arşı azamın canibine sevk etmek için hava unsurunun zerreleri emirber nefer, neferler küçücük diller ve kulaklar gibi o güzel kelimeleri dergah uluhiyete takdim etmek için o pek harika vaziyeti acibe havaya verildiğine kuvvetli bir ihtimal var diye kalbime geldi. İşte ins ve melek nasıl ki imanları ve ubudiyetleriyle Mabud-i Zülcelal'i bildiriyorlar, öyle de o Hakim-i Zülcelal dahi o ilancılara verdiği çok cami istidatlarla, pek harika cihazlarla, ve deka iki ilmiyeleriyle her birisini bütün kainatla alakadar bir küçük kainat hükmüne getirmekle kendini pek parlak bir tarza bildiriyor. Mesela insanın küçücük kafasında ceviz kadar bir yerde kuvve hafıza, kuvve-i hayaliye, kuvve müfekkire gibi müteaddit acip makineleri yaratmak ve kuvve hafızayı bir büyük kütüphane hükmüne getirmekle ilmi ezelinin cilvesiyle güneş gibi kendini gösteriyor. Haşiye pek şiddetli hastalığı müsaade etmiyor. Hüsrev'in tercüme vazifesine yalnız bir, bir mehaz ve yardımdır. Şimdi sabıkan zikredilen ve ilmi muhitin külli hüccetlerine işaret eden ve bir geniş hüccet olarak hassiz burhanları ihtiva eden ve 15 delil ile ilmi muhiti gösteren Arabi parçanın gayet kısa bir mealine ve bir nevi tercümesine işaret ederiz. 15 delilden birincisi fel intizamatul mevzunetu Dur. Yani bütün mahlukatta müşahede edilen ölçülü düzgünlük, mizan ve intizam ihatalı bir ilme şehadet eder. Evet, muntazam bir saray gibi kainattan ve manzume-i şemsiyeden ve kelimeler ve seslerin neşrinde zerreleri medarı hayret bir intizam gösteren hava sayfasından ve 300 bin ayrı ayrı nevileri her baharda bir intizamı ekmel içinde yetiştiren zemin yüzünden tut ta her bir zihayatın vücudundaki ağza ve cihazat ve hüceyrat ve zerrelere kadar derin, ihatalı, şaşırmaz bir ilmin eseri olan mizani düzgünlük ve tam intizam bulunması gayet zahir ve kati bir surette ihatalı bir ilbe delalet ve şehadet eder demektir. İkinci delil vel ittizanatul menzumetu dur. Yani bütün kainattaki masnuatta cüz'i külli seyyarattan ta kandaki küreyi vatlı kamra ve beyzaya kadar her şeyde gayet düzgün bir ölçü, mütenasip bir mizan bulunması bedahatle muhit bir ilme delalet ve kati şehadet eder. Evet görüyoruz ki mesela bir sineğin, bir insanın ağzaları ve cihazatı hatta cesedinin hüceyratı ve kanındaki kırmızı ve beyaz kürecikleri o derece hassas bir mizan ve ince bir ölçü ile yerleştirilmiş ve o derece birbirine münasip ve uygun ve cesedin sayır azalarında öyle muntazam bir tenasüp var ki nihayetsiz bir ilme malik olmayan o vaziyeti onlara vermesi hiçbir cihette imkanı yok. İşte aynen bütün zihayat ve envağı mahlukatta zerrattan ta manzume-i şemsiyedeki seyyarata kadar öyle tam bir muazene ve zerre kadar şaşırmaz düzgün bir ölçünün hükmetmesi ihatalı bir ilme kati delalet ve parlak şehadet eder. Demek ilmin her delili zat-ı alimin mevcudiyetine dahi delildir. Sıfatın mevsupsuz olması muhal bir imkansız olmasından bütün hüccetleri alim ezelinin vücubu vücuduna kuvvetli ve gayet katı bir hücceti kübradır. Üçüncü delil. Vel hikemul astiyyetul ammetu. Dur. Yani bütün kainattaki hallakiyet ve faaliyette ve tebeddülat ve ihya ve tavzifat ve terhisatta bütün masnuatın her biri ve her bir taifenin tesadüf imkanı olmayan öyle kasti ve bilerek takılan hikmetleri ve faydaları ve vazifeleri var ve görüyoruz ki, ihatalı bir ilmi bulunmayan hiçbir cihette hiçbirisine icat noktasında sahip çıkamaz. Mesela, hadsiz zihayattan bir insanın yüz cihazatından bir tek cihazı olan lisanı, bir et parçası iken iki büyük vazifesiyle yüzer hikmetlere, neticelere, meyvelere, faydalara alet oluyor. Taamların zevkindeki vazifesi ayrı ayrı bütün tatları bilerek cesede, mideye haber vermek ve rahmet ilahiyenin matbahlarına dikkatli bir müfettiş olmak ve kelimeler vazifesinde kalbe ve ruha ve dimağa tam bir tercüman ve santral olmak elbette gayet parlak ve kat'i bir surette ihatalı ilme delalet ve şehadet eder bir tek dil hikmetleri ve meyveleriyle böyle delalet etse, hadsiz lisanlar ve hadsiz zihayatlar, nihayetsiz masnuat, güneş zuhurunda ve gündüz katiyetinde nihayetsiz bir ilmet delalet ve şehadet ve allamul guyubun daire ilminden ve hikmetinden ve meşiyetinden hariç hiçbir şey yoktur diye ilan ederler. Dördüncü delil, vel inayatul maksusetu şamiletu'dur. <laughs> Yani bütün zihayat, zihşuur aleminde her neve ve her ferde hususi ve ona münasip ve umuma şamil inayetler, şefkatler, himayetler, bedahat derecesinde ihatalı bir ilme delalet ve inayetlere mazhar olanları ve ihtiyaçlarını bilen bir alimi inayetkarın vücubu vücuduna hadsiz şehadetler eder demektir. İHDAR Risale-i Nur'un hülasat-ül hülasasının züblesi olan Arabi fıkradaki kelimelerin izahı ise, Kur'an'dan tereşü eden Risale-i Nur'un ayet-i Kur'aniyenin lematından aldığı hakikatlere hususan ilim ve irade ve kudrete dair delillere ve hüccetlere işarettir ki, bu Arabi kelimelerin işaret ettikleri o ilmi deliller, ehemmiyetle tefsir ediliyor. Demek her biri çok ayatın birer işaret ve birer nüktesini beyan etmektedir. Yoksa o Arabi kelimelerin tefsiri ve beyanı ve tercümesi değildir. Sadede dönüyoruz. Evet gözümüzde görüyoruz ki bizleri ve bütün ziruhları bilir ve bilerek şefkatle himaye eder ve ihtiyacını ve her derdini bilir ve bilerek inayetiyle imdadına yetişir. Bir alim rahim var. Hadsiz misallerinden birisi insanın rızık, ilaç ve muhtaç olduğu madenler cihetinde gelen hususi ve umumi inayetler pek zahir bir surette bir ilmi muhiti gösterir ve bir rahman rahime rızık, ilaç madenlerin adedince şehadetler ederler. Evet, insanın hususan acizlerin ve yavruların iaşeleri ve bilhassa mide matbahından cesedin rızık isteyen azalarına hatta hücrelerine her birine münasip rızkı yer yetiştirmeleri ve dağların bir eczahane ve insana lazım bütün madenlerin bir ambarı olmaları gibi Hakimane işler gayet ihatalı bir ilim ile olabilir. Serseri tesadüf, kör kuvvet, sağır tabiat, cami, şuursuz esbab, basit istilacı unsurlar, hiçbir cihette bu alimane basırane, hakimane merhamet yarane, inayet perverane olan iaşe ve idare ve himaye ve tedbire karışamazlar. Yalnız o zahiri esbab, alimi mutlakın emriyle, izniyle, ilim ve hikmeti dairesinde, bir perde izzeti kudreti ilahi olarak istimal ve istihdam edilmeleri var. 5. ve 6. delil. Vel akdiyetul muntazamatu vel akdarul musmiratu. Yani her şeyin hususan nebatat ve eşşar ve ve hayvanat ve insanların şekilleri ve miktarları ilmi ezelinin iki nevi olan kaza ve kaderin düsturuyla sanatkarane biçilmiş ve her birinin kametine göre tam münasip dikilmiş mükemmel giydirilmiş, gayet muntazam birer hikmetli şekil verilmiş, onlar her biri ve beraber bir nihayetsiz ilme, delalet ve bir sani alime adetlerince şehadet ederler demektir. Evet, mesela numune olarak hassiz misallerinden yalnız tek bir ağaç ve bir ferdi insana bakıyoruz, görüyoruz ki, bu meyveli ağaç, o çok cihazatlı insan, hiçbir ressam tam taklitini yapamayacak derecede zahiri ve batını, dış ve içi öyle bir gaybi pergarla ve ince bir ilmin kalemiyle hudutları çizilmiş ve tam intizamla her azasına münasip suret verilmiş ki, meyve ve neticelerine ve vazife fıtratlarına itişsin. Bu ise nihayetsiz bir ilimle, olabilmesi cihetiyle her şeyle münasebetini bilip ve nazara alan ve bu ağaç ve bu insanın bütün emsallerini ve nevilerini ilmi ezelisinin kaza ve kader dergar ve kalemiyle dış ve iç miktarlarını ve suretlerini hakimane yapılmasını bilerek işleyen bir saniye musavvir bir alim mukadderin hassiz ilmine ve vücubu vücuduna nebatat ve hayvanat adedince şehadet ederler demektir. 7 8. delil. Vel acalul muayyenatu vel erzakul mukannanatu. Yani ehemmiyetli bir hikmet için zahir nazardayı müpem ve gayri muayyen tevehüm edilen eceller ve rızıklar ibham perdesi altında kaza ve kaderi ezelinin defterinde mukadderat hayatiye sayfasında her zihayatın eceli mukadder ve muayyendir. Tekaddüm teahhur etmez, ve her ziruhun rızkı tayin ve tahsis edili kaza ve kader levhasında yazıldığına hadsiz deliller var. Mesela koca bir ağacın ölmesi onun bir nevi ruhu olan çekirdeğini onun yerinde vazife görmek için bırakması, Ali Muhafiz'in hikmetli kanunuyla olması ve bir yavrunun rızkı olan bütün rızkı olan sütün memelerden gelmesi ve kan ve fışkı içinden çıkıp hiç bulaşmadan safi, temiz olarak ağzına akması tesadüf ihtimalini kati bir suretle red ve bir rezak Alim-i rahimin şefkatli düsturuyla olduğunu gayet kati gösteriyor. Bu iki cüz misale bütün zihayet, ziruh kıyas edilsin. Demek ki hakikatte hem ecel muayyen ve mukadderdir, hem rızık herkese göre bir taayyun içinde mukadderat defterinde kaydedilmiştir. Fakat gayet mühim bir hikmet için hem ecel hem rızık perde-i gayipta ve müpenve ve gayri muayyen ve zahiren tesadüfe bağlı gibi görünüyor. Eğer ecel güneşin grubu gibi muayyen olsaydı, yarı ömür gafleti mutlaka da ve ahirete çalışmamakta zayi olup, yarı ömürden sonra her gün ölüm, dar ağacı et tarafına bir ayak atmak gibi dehşetli bir korku alıp, eceldeki musibet yüz derece ziyadeleşmesi sırrıyla, başa gelen musibetler ve hatta dünyanın eceli olan kıyamet perdeyi gaybda merhameten bırakılmış. Rızık ise hayattan sonra nimetlerin en büyük bir hazinesi ve şükür ve hamdin en zengin bir menbaı ve ubudiyet ve dua ve ricaların en cemiyetli bir madeni olmasından sureti zahirede müpem ve tesadüfe bağlı gibi gösterilmiş ta her vakit Rezzak-ı Kerim'in dergahına iltica ve rica ve yalvarmak ve hamd ve şükür şefaatiyle rızık isteme kapısı kapanmasın Yoksa muayyen olsaydı mahiyeti bütün bütün değişecekti. Şakirane minnettarane ricalar dualar belki mütezellilane ubudiyet kapıları kapanırdı. Dokuzuncu, 10. delil. Vel itkanatul mufennanatu vel ihtimamatul muzeyyenatu. Yani her masnuda hususan bahar mevsiminde zemin yüzünde sermedi bir hüsün ve cemalin cilvelerini gösteren bütün güzel mahluklar, ez cümle çiçekler, meyveler ve kuşçuklar ve sinekler ve bilhassa yıldızlı ve yıldızlı kuşçukların ilkatlerinde ve suretlerinde ve cihazatlarında öyle mucizane bir maharet ve dikkat ve harika bir sanat, bir itkan, bir mükemmeliyet ve sanatkarlarının mucizatlı hünerlerini gösteren ayrı ayrı çeşit çeşit tarzlarda, şekiller, makinecikler gayet ihatalı bir ilme ve tabirde hata olmasın gayet maharetli ve fununlu bir meleke-i ilmiyeye kati delalet ve serseri tesadüfün ve şuursuz ve müşevveş esbabın müdahale etmesinin imkansız olduğuna şehadet ettikleri gibi vel ihtimamatul müzeyyenet ifadesiyle o güzel masnularda o derece bir şirin süslemek ve tatlı bir zinet ve cazibedar bir cemali sanat var ki nihayetsiz bir ilim ile iş görür ve her şeyin en güzel tarzını bilir ve sanatkarlığın cemali kemalini ve kemali cemalini zi şuurlara göstermek ister ki en cüzi bir çiçeği ve küçük bir sineği ihtimam karane mahirane, sanatperverane, ehemmiyetli tasvir ve icat eder, bu ihtimam karane tezim ve tahsin bedahatle hassiz ve her şeye muhit bir ilme delalet ve o güzellerin adedince bir sani alimi zulcemalin vücubu vücuduna şehadetler ederler demektir. Beş külli delil ve hüccetleri ihtiva eden on birinci delil. Ve gayetu kemalil intizam ilahir. Bu delil sabıkan zikredilen Arabi fıkranın ahirinde yazılan delilin başka ve daha güzel bir tarzıdır şiddetli hastalık sebebiyle gayet kısa bir işaretle bundaki 5-6 geniş delilleri beyandır. Evvela, bütün zeminde görüyoruz, tam bilmekten ve maharetten gelen gayet suhulet ve kolaylıkla acip zihayat, makineler, defaten ve bir kısmı bir dakikada düzgün, ölçülü, emsalinden farikalı yapılmaları, nihayetsiz bir ilme delalet ve sanattaki mahareti ilmiyeden gelen suhulet ve kolaylık derecesinde o ilmin kemaline şehadet eder. Saniyen gayet kesret ve çokluk içinde şaşırmadan gayet derecede sanatlı mükemmel icatlar nihayetsiz bir kudret içinde hassiz bir ilme delalet ve alim ve kadiri mutlaka hassiz şehadet eder. Salisen süratli mutlaka ve gayet çabuk yapılmakla beraber gayet derecede mizanlı ölçülü icatları hassiz bir ilme delalet ve adetlerince bir alim ve mutlak ve kadiri mutlaka şehadet ederler. Rabian, Gayet geniş, bütün zemin yüzünde hadsiz zihayatların vüs'ati mutlaka ile beraber, gayet sanatkarane süslü, kemal-i hüsnü sanat ile yapılmaları, hiç şaşırmayan, her şeyi beraber gören, her şeyi bir şeye mani olmayan, bir ihatalı ilme delalet ve bir alim-i şey ve kadir mutlakın masumları olduklarına beraber şehadet ederler. Hamisen, bulduğu mutlak ve birbirinden gayet uzak bir nevin, Efradı biri şarkta, biri garpta, biri şimalde, biri cenupta, ayrı zamanda, aynı tarzda birbirinin misli ve birbirinden teşahhusça imtiyazlı bir surette vücuda gelmeleri ancak bir alimi mutlak ve kadiri mutlakın kainatı idare eden hassiz kudreti ve bütün mevcudatı ahvaliyle ihata eden nihayetsiz ilmiyle olabilmesi cihetiyle muhit bir ilme delalet ve bir allamül guyuba hadsiz şehadet ederler. Sadisen ihtilatı mutlakla beraber, hiç şaşırmadan ve karıştırmadan, her birisi tam bir imtiyaz ve alameti farika ile bu karışık emsalinde ve karanlık yerlerde mesela toprak altındaki tohumlar gibi şaşıran ve vaziyetlerde o çok kalabalıklı zihayet makinelerin her birisinin hiçbir cihazatını noksan bırakmayarak mucizatlı bir surette yaratılmaları güneş gibi ilmi ezeliye delalet ve gündüz gibi kadiri mutlak ve alimi mutlakın hallakiyetine, rububiyetine şehadet ederler. Risale-i Nur'daki tafsilata havale edip bu pek uzun kıssayı kısa kesiyoruz. Şimdi hülasatül hulasadaki irade meselesine başlıyoruz. Allahu Ekber min kulli şeyin kudreten ve ilmen ilahir. Bu fıkra irade-i ilahiyenin delillerinden pek çok külli hüccetleri ihtiva eden bir tek külli ve uzun delildir. Mealenin kısa bir tercümesi içinde irade ve ihtiyar ve meşiyet ilahi gayet katı ispat eden bir delili beyan ederiz. Hem ilmi ilahinin bütün mezkür delilleri aynen iradenin dahi delilidir. Çünkü her masumda ilim ve iradenin beraber cilveleri, eserleri görünüyor. Bu Arabi fıkranın kısaca meali. Yani her şey onun irade ve meşiyetiyle olur, istediği olur, istemediği olmaz. Her ne isterse yapar, istemezse hiçbir şey olmaz. Bir hüccet şudur. Görüyoruz ki bu masnuatın her biri muayyezatı, mahsus sıfatı, ayrı hususi mahiyeti, mümtaz farikalı sureti, hadsiz imkanat ve başka tarzlarda olabilir. Teşmişçi ihtimalat içinde, neticesiz çok yollarda ve sel gibi akan ve karıştıran ve birbirine zıt unsurların müdahaleleri içinde ve sehib ve iltibasa sebebiyet veren ve birbirine benzeyen emsalleri içinde bu karma karışık hallere karşı o her bir masnuu ince tam düzgün bir nizam altına almak ve hassas cessas mükemmel bir ölçü ve mizanla her uzvunu ve cihazını tartmak, takmak ve yüzüne süslü düzgün bir sima bir teşahhus vermek ve birbirine muhalif azalarını basit, camit, ölü bir maddeden zihayet olarak gayet sanatlı yaratmak, mesela insanı ayrı ayrı yüz cihazatı ile bir katre sudan icat etmek ve kuşu pek çok alet ve muhtelif cihazatlarıyla bir basit yumurtadan inşa edip mucizatlı suret giydirmek ve ağacı, dal, budak ve mütenevvi ağza ve eczasıyla basit, camit, karbon, azot, müvellidül ma, müvellidül humuzadan terekküp eden, bir küçük çekirdekten çıkarmak, muntazam meyveli bir şekil giydirmek, elbette ve elbette bedahatle, şüphesiz katiyetle, vücub ve zaruret ve lüzum derecesinde ispat eder ki, o her bir masnua, bütün zerrat ve eczasıyla ve suret ve mahiyetiyle, bir kadiri mutlakın irade ve meşiyetiyle, ve ihtiyar ve kastıyla o mahsus mükemmel vaziyet veriliyor ve her şeye şamil bir iradenin tahtı hükmündedir ve bu tek masnuun bu şüphesiz tarzda irade-i ilahiyeye delaleti gösteriyor ki bütün masnuat hassiz, nihayetsiz ve güneş ve gündüz gibi zahir bir katiyette her şeye şamil irade-i ilahiyeye adetlerince şehadetler ve bir kadiri müridin vücubu vücuduna hassiz hüccetlerdir. Hem ilmi ilahinin sabıkan mezkür bütün delilleri, aynen iradenin dahi delilleridir. Çünkü ikisi kudretle beraber iş görüyorlar, biri birisiz olmaz. Her bir nevin ve cinsin efradı, azay neviye ve cinsiyede, de tevafukları nasıl delalet eder ki, sanileri birdir, vahiddir, ehaddir, öyle de yüzlerinin simaları, hikmetleri, hikmetli bir tarzda birbirinden farikalı ve ayrı olması katiş derler eder ki o sani vahidi ahad bir faili muhtardır, irade ve ihtiyar ve meşiyet ve kast ile her şeyi yaratır. İşte iradeye dair tek ve külli bir delili beyan eden mezkür Arabi fıkranın kısaca mealenin tercümesi bitti. İradeye dair pek çok mühim nükteleri ilim meselesi gibi yazmak niyet etmiştim fakat Semli hastalık dimama tam yorgunluk verdiği için başka vakte tehir edildi. Kudrete dair Arabi fıkrası. Allahu ekber min kulli şeyin kudreten ve ilmen ila Bu pek azim meseleyi kudrete dair Arabi fıkranın kısaca mealinin bir nevi tercümesinden evvel kalbe ihtar edilen bir hakikati beyan ederiz şöyle ki. Kudretin vücudu kainatın vücudundan daha ziyade katidir. Belki bütün mahlukat her biri hem beraber o kudretin mücessem kelimatıdır. Onun aynel yakın vücudunu gösterirler. Onun mevsufu olan kadiri mutlaka adetlerince şehadetler ederler. Daha ücretleri o kudretin ispatına ihtiyaç yoktur. Belki imanda en ehemmiyetli bir esas, haşir ve neşirin en kuvvetli bir temel taşı ve çok mesail imaniye ve hakaiki Kur'aniye'ye en lüzumlu bir medar olan مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ كَنَفْسِ ayetinin dava ettiği yani sizin hepinizi yaratmak da ölümünüzün ardından ahirette hepinizi diriltmek de onun için ancak bir kişiyi yaratmak ve diriltmek gibidir. Lokman suresinin 28. ayeti ve bütün akıllar ona yol bulamadıklarından hayrette, acizde, bir kısım inkarda, bir kısmı inkarda kaldıkları kudrete ait bir dehşetli hakikatin ispatı lazımdır. İşte o esas, o temel, o medar, o dava, o hakikat ise mezkür ayetin mealidir. Yani ey cin ve ins, bütün sizlerin yaratılmanız, icadınız ve haşirde ihyanız, diriltilmeniz bir tek nefsin icadı gibi kudretime kolaydır. Bir baharı tek bir çiçek misüllü suhuletle icat eder, cüz'i külli küçük büyük az çok o kudrete nispeten farkları yoktur seyyareleri zerreler gibi kolay döndürür. İşte mezgür arabi fıkra yalnız bu dehşetli meseleye dokuz basamak ile pek katı ve kuvvetli bir hücceti beyan eder. Gayet kısa bir meali şudur. Basamağın esasına işaret eden Allahu Ekber min şeyin kudreten ve ilmen ilahir. Yani her şeye kadir öyle bir kudreti var ki bütün eşyayı ihata etmiş ve o zatı ı vacibül vücuda lüzumu zatı ile ve fenni mantık tabirince zaruriyetin naşiye ile lazımdır vaciptir infikaki muhaldir imkanı yoktur madem böyle bir lüzumla böyle bir kudret zat aktestedir elbette onun zıddı olan aciz hiçbir cihetle içine giremez zatı kadire arız olamaz madem her şeyde mertebelerin bulunması onun zıddının içine girmesi iledir mesela hararetin derece ve mertebelerin soğuğun girmesi ve güzelliğin ise çirkinliği müdahalesi ile olması ve bu zati kudrete zıt olan aczin ona yanaşması hiçbir cihetle imkanı yok. Elbette o kudreti mutlaka mertebeler bulunmaz. Madem mertebeler onda bulunmaz, elbette o kudrete nispeten yıldızlar, zerreler müsavi ve cüz ve kül ve bir fert ve bütün nevi o kudrete karşı farklar yoktur ve bir çekirdek ve koca ağacı ve kainat ve insan ve bir nefsi diriltmesi ve haşirle bütün ziruhların ihyası o kudrete nispeten müsavidirler ve kolaydır. Büyük küçük az çok farkı yoktur. Bu hakikatte katî şahit, hilkat eşyada gördüğümüz kemal sanat, mizan, nizam, mizan, temyiz, kesret, sürat mutlaka da sûlet-i mutlaka ve tam kolaylıktır. Birinci basamak olan bir sirri, müşahadeti, gayeti. Meali bu meskür hakikattir. İkinci basamak ve bir nuraniyeti bunun izah ve tafsilatını 10. sözün ayrına ve 29. söze ve 20. mektuba havale edip kısaca bir işaret ederiz. Evet, nasıl ki nuraniyet cihetiyle güneşin ziyası ve aksi kudreti rabbaniye ile deniz yüzüne ve bütün kabarcıklarına girmesi bir tek cam parçasına girmesi gibi kolaydır. İkisi müsavidir. Öyle de zatı nurul envarın nurani, kudreti dahi gökleri, yıldızları yaratması, döndürmesi, sineklerin, zerrelerin icadı ve döndürmesi gibi ona kolaydır, ağır gelmez. Hem nasıl ki şeffafiyet hassasıyla bir tek aynacık ve bir gözü bebeğinde güneşin misali sureti, kudreti ilahi ile bulunur. Aynı kolaylıkla bütün parlak şeylere ve katrelere ve şeffaf zerreciklere ve deniz yüzlerine o aksi ışığı emri ilahi ile verilir. Aynen öyle de masnuatın melekütiyet ve mahiyet yüzleri şeffaf ve parlak olmasından kudret-i mutlakanın cilvesi tesiri bir tek nefsin icadında bulunması kolaylığı derecesinde bütün hayvanatı yaratır. Az çok büyük küçük fark yok. Hem nasıl ki dağları tartacak derecede gayet küçük, gayet büyük ve tam hassas bir teraziye iki müsavi ceviz konulsa, bir küçük çekirdek bir cevize ilave edilse Terazinin bir gözünü dağ başına, bir gözünü derin dereye indirmesi kolaylığı derecesinde, o iki ceviz yerine iki müsavi dağ, mizanın iki gözüne konulsa, birisine bir ceviz ilavesiyle bir dağı göklere kaldırır, bir dağı derelere indirir. Aynen öyle de ilmi kelamın tabirince imkan indir Yani vacip ve mümteni olmayan, belki mümkün ve muhtemel olan şeylerin vücut, ve ademleri bir sebep bulunmazsa müsavidir, farklar yoktur. Bu imkan ve müsavatta az çok büyük küçük birdirler, İşte mahlukat mümkindirler ve imkan dairesinde vücut ve ademleri müsavi olmasından vacibül vücudun hassiz kudreti ezeliyesinin bir tek mümkine vücut vermesi kolaylığında bütün mümkünatın vücudu ademin muvazenesini bozar, her şeye layık bir vücudu giydirir ve vazifesi bitmiş ise zahiri vücut libasını çıkarıyor. Surete ademe belki daire ilimdeki manevi vücuda gönderir. Demek eşya kadiri mutlaka verilse bahar bir çiçek kadar bütün insanların haşirde ihyaları bir nefis kadar kolay olur. Eğer esbaba isnat edilse bir çiçek bir bahar kadar ve bir sinek bütün hayvanat kadar müşkilatlı olur. Hem nasıl ki intizam sırrıyla bir koca sefine ve veya tayyareyi bir parmağı düğmesine dokunmak ile harekete geçirme, getirmesi, bir saatin zembereğine anahtarla parmak dokunmasıyla harekete girmesi derecesinde kolay ve rahattır. Aynen öyle de ilmi ezelinin düsturlarıyla ve hikmet-i sermediyenin kanunlarıyla ve irade-i Rabbaniye'nin külli cilveleri ve muayyen usulleriyle her şeye külli ve cüzi büyük küçük az çok bir manevi kalıp bir hususi miktar bir halis hudut verildiğinden tam intizamı ilmi ve irade kanunu içindedirler. Elbette kadir Mutlak'ın hadsiz kudretiyle manzume şemsiyeyi çevirmesi ve arz sefinesini medar-ı senevisinde gezdirmesi, bir cesette kanı ve kandaki küreyvat-ı ve beyzayı ve o küreciklerdeki zerreleri nizamlı, hikmetli çevirmesi derecesinde suhuletli ve kolaydır ki bir insanı kainat sisteminde harika cihazatlarıyla, cihazlarıyla bir katre sudan birden zahmetsiz yaratır. Demek ki o ezeli ve hassiz kudreti isnat edilse bu kainatın icadı bir insanın icadı kadar suhulet peyda eder, kolay olur. Eğer ona verilmezse bir tek insanı acip cihazları ve duygularıyla yaratmak kainat kadar müşkilatlı olur. Hem nasıl ki İtaat ve imtisal ve emir dinlemek sırrıyla bir kumandan, bir arş emriyle bir neferi hucuma sevk ettiği gibi aynı emirle koca bir muti orduyu dahi kolayca hucuma tahrik eder. Aynen öyle de irade-i ilahi kanunlarına, kemal itaate ve tekvini emri Rabbani'nin işaretine emirber nefer ve emir kulu misüllü, fıtri meyil ve şevk içinde ve ilmi ezeli ve hikmetin tayin ettikleri hattı hareket düsturları dairesinde ve ordu neferlerinden bin derece ziyade itaatli ve emir dinler ve emir kulu hükmünde olan masnuat, hususan zihayatlardan bir tek ferdi, Adem'den haydi vücuda çık, vazife başına gir diye emri Rabbani ile ve ilmin tayin ettiği tarzda ve iradenin tahsis eylediği surette kudret, ona mahsus bir vücut giydirip elini tutup meydana çıkarmak kolaylığında bahardaki zihayatın ordusunu aynı kuvvet ve kudretle icat eder, vazifeler verir. Demek her şey o kudrete isnat edilse, bütün zerrat ordusunun ve yıldız fırkalarının icadı, bir zerre bir tek yıldız kadar kolay ve suhuletli olur. Eğer esbaba isnat edilse, bir zihayatın gözbebeğinde ve dimağındaki zerrenin acip vazifelerini yerine getirecek bir kabiliyetle yaratılması hayvanat ordusu kadar müşklatlı ve zahmetli olur. Üçüncü basamak ve imdadil vahidiyetidir. Kısacık işaretle mealine bakacağız. Yani nasıl ki bir padişah ve kumandanı azam hakimiyetini vahidiyeti ve bütün raiyeti yalnız onun emirlerine göre hareketi cihetiyle o hakimi azam koca memleketi ve büyük milleti idare etmesi bir köy ehlini idare etmek kadar kolay olur. Çünkü hükümde vahidiyet itibarıyla efrad-ı millet aynen asker neferatı gibi tesilata vesile olup kolayca emirler kanunlar tatbik edilir. Eğer muhtelif hakimlere bırakılsa çok keşmekeşe düşmesiyle beraber bir tek köyün belki bir hanenin o memleket kadar idaresi müşkül olur. Hem o itaatli milletin bir tek kumandana bağlanması haysiyetiyle her bir ferdi nefer gibi o kumandanın kuvvetine ve cihazat depolarına ve ordusuna dayandığı bir kuvvet ile bir şahı esir edebilir, bin derece şahsi kuvvetinden ziyade iş görebilir. Onun o padişaha intisabı hassiz bir kuvveti ve iktidarı olup pek büyük işler yapar. Eğer o intisap kesilse, o büyük kuvvet gider, kendi bileğindeki cüzi kuvvetiyle ve belindeki az cephane ve fişekleri miktarınca iş görebilir. Yoksa intisap kuvvetine dayanan mezkür askerin gördüğü bütün işler ondan istenilse, bileğinde bir ordu kuvveti ve belinde padişahın cephaneler ambarı bulunmak gerekir. Aynen öyle de Sultan Ezel ve Ebed Sani Kadir, vahidiyeti, saltanat ve hakimiyeti mutlaka cihetiyle, kainatı bir şehir kolaylığında ve bir baharı bir bahçe suhuletinde ve haşirde bütün ölmüşleri ihya etmek, o bahçedeki ağaçların yaprak, çiçek ve meyvelerini gelen baharda yaratmak kolaylığında yapar ve kolayca bir sineği koca kartal kuşu sisteminde yaratır ve suhuletle bir insanı bir küçük kainat hükmüne getirir. Eğer esbaba verilse bir mikrop bin gergedan, bir meyve, bir küçük ağaç kadar müşkülatlı olur ve belki zihayatın bedeninde acip vazifeleri gören, her bir zerreye her şeyi görecek, bir göz ve her şeyi bilecek bir ilim verilmek lazımdır ki, o ince ve mükemmel vazifeyi hayatiyeyi yapabilsin. Hem vahdette yusur ve suhulet ve kolaylık o dereceye gelir. Nasıl ki bir ordu teçhizatı bir tek elden, bir tek fabrikadan gelmesiyle bir tek neferin teçhizatı askeriyesi gibi kolaylaşır. Eğer ayrı ayrı eller karışsa ve muhtelif cihazatın her biri başka fabrikadan alınsa o vakit bir tek nefer teçhizatı kemiyet noktasında bin müşkilatla tedarik edebilir. Müteaddit amir ve zabitler karıştığı cihetiyle bin nefer kadar suubet peyda eder. Hem bin neferin idaresi ve kumandanlığı bir tek zabite verilse bir cihette bir nefer kadar kolay olur. Eğer on zabite veya neferlere bırakılsa pek karışık ve müşkül düşer. Aynen öyle de. Her şey vahid-i ahada verilse bir tek şey gibi kolay olur. Eğer esbaba isnad edilse bir tek zihayat zemin kadar müşkül belki imkansız olur. Demek vahdette de kolaylık vücub ve lüzum derecesine gelir. Ve kesretli eller karışmakta suubet imkansızlık derecesine düşer. Risale-i Nur mektubatında denildiği gibi eğer gece gündüzün tebeddülatı ve yıldızların harekatı ve senedeki güz, kış, bahar, yaz gibi mevsimlerin tahavülatı bir tek müdebbire ve amire bırakılsa okumandan azam bir neferi olan küre arza emreder ki kalk dön gez o da iltifat ve emrin neşe ve sevincinden meczup mevlevi gibi iki hareketiyle yevmi ve senevi tahavvülata ve yıldızların zahiri ve hayali hareketlerine gayet kolayca bir vesile olup vahdetteki tam suhulet ve gayet kolaylığı gösterir. Eğer o tek amire değil, belki esbaba ve yıldızların keyiflerine bırakılsa ve arza sen dur gezme denilse, o halde arzdan binler derece büyük, binler yıldızlar ve güneşler her gece ve her sene milyonlar ve milyarlar senelik mesafeleri kesmek ve gezmekle mevsimler ve gece gündüz gibi o vaziyeti arziye ve semaviye husul bulabilir ve imkansızlık ve muhaliyet derecesinde müşkül ve suubetli düşer. Üçüncü basamaktaki ve il ehadiyeti kelimesi pek büyük ve çok ince ve derin ve gayet geniş bir hakikate işaret eder. Onun izah ve ispatını Risale-i Nur'a havale edip gayet kısa bir temsil ile bir tek beyan edeceğiz. Evet, nasıl ki güneş ziyasıyla umum zemini ışıklandırıp vahidiyete bir misal olduğu gibi ayna gibi mukabilindeki her şeffaf şeyde timsali ve aksi ve yedi renkli ziyasıyla ve zatının suretiyle bulunup ehadiyete dahi bir misal teşkil eder. Eğer güneşin ilmi ve kudreti ve ihtiyar olsaydı ve cam parçalarının ve içinde güneşlikler görünen katrelerin ve kabarcıkların kabiliyetleri bulunsaydı, irade ilahiyenin kanunuyla her birisinde ve yanında timsaliyle ve sıfatlarıyla tam bir güneş bulunup sayır yerlerde bulunması onun tasarrufatına hiç noksan vermeyerek kudreti Rabbaniye'nin emriyle, tesiriyle, hükmüyle pek büyük zuhurata sebep olarak ehadiyetteki fevkalade kolaylık ve suhuleti gösterir. Aynen öyle de. Saniye Zülcelal vahidiyet itibarıyla bütün eşyayı ihata eden ilim ve iradesi ve kudretiyle bakar ve hazır ve nazır olduğu gibi ehadiyet cilvesiyle ve tecellisiyle her şeyin hususan zihayatın yanında isimleri ve sıfatlarıyla bulunur ki kolayca bir anda sineği kartal sisteminde bir insanı küçük bir kainat sisteminde icat eder. Ve zihayatı öyle mucizatlı bir şekilde yaratır ki eğer bütün esbab toplansa bir bülbülü bir sineği yapamazlar. Ve bir bülbülü yaratan, bütün kuşlar yaratan olabilir ve bir insanı halk eden ancak kainatı icat eden zattır. Dördüncü ve beşinci basamak ve bir sirril vücubi ve tecerrut ilahir. Bu iki basamağın hakikatini umuma ifade etmek çok müşkül olmasından yalnız kısacık bir iki nüktesi ve muhtasar meali beyan edilecek. Yani vücut mertebelerinin en kuvvetli ve sarsılmaz olan vücut mertebesinde ve ezeli ve ebedi derecesinde bir vücut sahibi ve maddiyattan münezzeh ve mücerret ve bütün mahiyetlere mübayin bir mahiyet mukaddeseyi taşıyan bir kadir-i mutlakın kudretine nispeten yıldızlar, zerreler gibi. Ve haşir bir bahar misüllü ve haşirde bütün insanları diriltmesi bir nefsin ihyası derecesinde kolaydır. Çünkü vücut tabakalarından kuvvetli bir nevin, bir tırnağı, hafif bir tabakanın bir dağını eline alır çevirir. Mesela kuvvetli vücudu hariciden bir ayna ve kuvve hafıza zayıf ve hafif olan vücudu misali ve maneviyeden yüz dağı ve bin kitabı içine alırlar ve çevirebilirler. İşte vücudu misali ne derece kuvvetçe vücudu hariciden aşağı ise mümkünatın hadis ve arızı vücutları dahi ezeli, sermediği, vacip bir vücuttan binler derece daha aşağı ve hafiftir ki o mukaddes vücut bir zerret tecellisiyle mümkünatın bir alemini çevirir. Maat şimdilik semli hastalık gibi üç ehemmiyetli sebep müşahede etmediklerinden bu pek uzun hakikati ve nüktelerini Risale-i Nura ve başka zamana havale ederiz. Altıncı basamak ve bir sırrın kılabil عَوَٓائِقِهِ اِلٰٓاكِهِ Yani nasıl ki fennin tabirince Ukde-i Hayatiye namında bir cilve-i irade-i ilahiyenin ve emri tekvininin bir kanunuyla ve o emir ve iradenin teveccühleriyle koca bir ağacın şuursuz dal ve sert budakları meyvelerine ve yaprak ve çiçeklerine zembereyi ve midesi hükmündeki o Ukde-i Hayatiye'den onlara gidecek lüzumlu maddelere ve erzaklara avaik ve mevani ve set olmazlar. Belki tesilata vesile oluyorlar. Aynen öyle de kainat ve bütün mahlukatın icadında bütün maniler bir cilve irade ve teveccüh emri Rabbani'ye karşı mümanaatı bırakıp kolaylığa alet olmasından kudret isterme diye o tek ağacı icat kolaylığında kainatı ve zemindeki envağı mahlukatı icat eder hiçbir şey ona ağır gelmez. Eğer bütün icatlar o kudrete verilmezse o vakit o tek ağacın inşa ve idaresi, bütün ağaçlar belki zeminin icadı ve idaresi kadar müşkül olacak. Çünkü o zaman her şey mani ve set olur. O halde bütün esbab toplansa, bir ağacın emirden iradeden gelen ukde-i hayatiye midesinden, zembereğinden, intizam ile meyve, yaprak, dal ve budaklara lazım olan Erzak ve cihazatı gönderemezler, illaki ağacın her bir cüzüne, hatta her bir zerresine, bütün ağacı ve eczasını ve zerratını görecek ve bilecek ve yardım edecek bir göz, bir ihatalı ilim, bir harika kudret ve fevkalade muavenet verilsin. İşte bu beş adet basamaklardan çık, bak küfür ve şirkler ne derece müşkülat, belki muhalat bulunduğunu ve ne kadar akıldan, mantıktan uzak ve mümteli olduğunu, imanda ve Kur'an yolunda ne kadar suhulet ve vücub derecesinde kolaylık ve ne kadar makul ve makbul ve lüzum derecesinde kati ve rahat bir hak ve hakikat bulunduğunu gör, bil. Elhamdülillahi ala nimetil iman de, rahatsızlık ve sıkıntılar bu ehemmiyetli basamağın baki kısmını teyire sebep oldular. Yedinci basamak ve bir sirri en nezerrete ilahir bir ihtar bu dokuz basamakların hakikatlerinin lisası ve madeni ve güneşi sure-i ihlastan kul huvallahu ahad allahu samed ayetleridir. Sırrı ehadiyet ve samediyet cilvesinden gelen lemalara kısa işaretlerdir. Bu yedincinin mealine bir iki nükte ile gayet muhtasar bakıp tafsilini Risale-i Nur'a havale ederiz. Yani göz ve beyindeki acip vazifeleri gören bir zerre, bir yıldızdan ve bir cüz kül mecmuundan, mesela dima ve göz insanın tamamından ve cüz'i bir fert, hüsnü sanatça ve garabeti hilkatçe umum bir neviden ve bir insan acip cihazlarıyla külli cins hayvandan ve bir fihriste ve program ve kuvve hafıza hükmünde olan bir çekirdek mükemmel masnuiyeti ve mahzeniyetçe koca ağacından ve bir küçük kainat olan bir insan kemale hilkati ve cemiyetli harika cihazlarının binler acip vazifeleri görecek bir tarzda mahlukiyetiyle de kainattan aşağı değiller. Demek zerreyi icat eden yıldızın icadından aciz kalamaz, ve lisan gibi bir uzvu halk eden elbette insanı kolayca halk eder ve bir tek insanı böyle mükemmel yaratan herhalde bütün hayvanatı kemali suhuletle yaratabilecek ve gözümüz önünde yaratıyor. Ve çekirdeği bir liste, bir fihriste, bir defteri kavanini emriye ve bir ukde-i hayatiye mahiyetinde yaratan elbette bütün ağaçların haliki olabilir. Ve ve alemin bir nevi manevi çekirdeği ve cemiyetli meyvesi olan insanı halk edip, bütün esma ilahiyeye masar ve ayna ve bütün kainatla alakadar ve zeminin halifesi yapan zatın elbette ve elbette öyle bir kudreti var ki, koca kainatı insan icadının kolaylığı ve suhuleti derecesinde halk edip tanzim eder. Öyleyse zerrenin ve cüz ve cüzü ve çekirdek ve bir insanın Halık-ı Rabbi kim ise elbette bedahatle yıldızların ve nevilerin ve kül ve külliyatların ve ağaçların ve bütün kainatın Halık-ı Sani Rabbi aynen odur, başka olması muhal ve mümtenidir. 8. basamak. Ve bir ennel muhate ilahir. Yani ihata edilen cüziyat ve kül ve külliyatın içinde bulunan fertler ve tohumlar ve çekirdeklerin ihata eden büyük külliyata nispetleri, güya küçücük numune ve gayet ince yazı ile çok küçük kıtada yazılmış aynı kül ve külliyatın nüshaları, misalleridir. Öyleyse ihata edilen külliyat, o cüz'iyat, halıkının kabzasında ve tamamen tasarrufunda bulunmak lazımdır. Ta ilminin mizanlarıyla ve ince kalemleriyle o büyük muhitin kitabını, o çok küçücük yüzer, kıtalarda, defterlerde derecelebilsin. edebilsin. Hem ihata edilen ecza ve cüziyatın muhit ile nispetleri, temsilleri, güya süt gibi muhitlikten sağılmış katreler veya biri o muhiti sıkmış, o noktalar ondan akmış. Mesela kavun çekirdeği onun umum etrafından sağılmış bir katre veya o kitap tamamen içinde yazılmış bir noktadır ki fihristesini, listesini, programını taşıyor. Madem böyledir elbette o cüziyat ve katreler ve noktalar ve fertler saniin elinde o muhit kül ve külliyat bulunmak elzemdir. Ta hikmetinin hassas düsturlarıyla o fertleri, katreleri, noktalar ondan sağsın. Demek bir tek tohumu, bir tek ferdi yaratan elbette o büyük kül ve külliyatı ve onları ihata eden ve onlardan çok büyük olan diğer külliyatları ve cinsleri yaratan yine odur, başka olamaz. Öyleyse bir tek nefsi yaratan bütün insanları yaratabilir ve bir tek ölüyü dirilten haşirle bütün cin ve ins ölülerini diriltebilir ve diriltecek. İşte ma halkukum ve la ba'sukum illa ke vahide ayetinin hükmü ve davası gayet kati ve parlak bir surette hak ve aynı hakikat olduğunu gör. Dokuzuncu basamak. Ve bir kema enne Kur'an el izzetel mektube ilahir. Bu son basamağın uzun bir beyanla mealini söylemek isterdim fakat ma keyfi tahakküm ve taziklerden gelen şiddetli sıkıntılar ve tesemmümden gelen zaafiyet ve elim hastalıklar mani olmasından mealine yalnız pek kısa bir işaretle iktifaya mecbur oldum. Yani nasıl ki faraza kabili inkısam olmayan ve ilmi kelam ve felsefede cevheri fert namını alan bir zerrede ondan daha küçücük olan maddi esiriye zerreleriyle bir Kur'an Azimüşşan yazılsa ve semavat sayfalarında dahi Yıldızlar ve güneşlerle diğer bir Kur'an-ı Kebir yazılsa, ikisi muvazene edilse elbette Cevheri i Fert zerresinden yazılan hurdebin Kur'an gökler yüzlerini yıldızlayan Kur'an-ı Azim ve Kebir'den acayipçe ve sanatını icazında geri değil. Belki bir cihette ileri olduğu gibi aynen öyle de Halık-ı Kainat'ın kudretine nispeten masnu'iyetindeki garabet ve cezalet noktasında Zühre çiçeği Zühre yıldızından geri değil ve karınca filden aşağı olmaz ve mikrop gergedandan ilk açı daha acip ve arı sineği hurma ağacından fıtrat acibesiyle daha ileridir. Demek bir arıyı yaratan bütün hayvanlar yaratabilir, bir nefsi dirilten haşirle bütün insanlar ihya edip haşir meydanında toplayabilir ve toplayacak. Hiçbir şey ona ağır gelmez ki gözümüz önünde gayet çabuk ve kolaylıkla her baharda haşrin yüz bin numunelerini yaratıyor. Son cümleyi Arabiye'nin gayet kısacık meali şudur. Yani ehli dalalet mezkür basamakların sarsılmaz hakikatlerini bilmediklerinden ve gayet çabuk ve gayet kolaylıkla birden mahlukat vücuda geldiklerinden teşkili ve bir saniyin hadsiz kudretiyle icadı, teşekkül ve kendi kendilerine vücut bulmak tevehüm edip hiçbir zihin hatta vehim dahi kabul etmediği ve her cihetle muhal ve imkansız hurafelerin kapısını kendilerine açmışlar. Mesela o halde zihayatın her bir zerresine hassiz bir kudret, bir ilim, her şeyi görecek, bir göz ve her bir ve her sanatı yapabilecek bir iktidar vermek lazım gelir. Bir tek ilahı kabul etmemekle zerreler adedince ilahileri mezheplerince kabul etmeye mecbur olarak cehennemin esveli safiliğine girmeye müstahak düşerler. Ama ehli hidayet ise geçen basamaklardaki kuvvetli hakikatler ve sarsılmaz hüccetler, selim kalplerine ve müstakim akıllarına gayet katik kanat ve kuvvetli iman ve aynel yakin bir tasdik vermiş ki, şüphesiz ve vesvesesiz itminanı kalb ile itikat ederler ki, yıldızlar, zerreler, en küçük, en büyük kudret-i ilahiye nispeten farklar yoktur ki, gözümüz önünde bu acayipler oluyor ve her bir acibeyi sanat, مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ vahide ayetinin davasını, tasdik ve hükmünün aynı hak ve hakikat olduğuna şehadet ederler. Lisan-ı hal ile Allahu Ekber derler. Biz dahi onların adedince Allahu Ekber deriz. Ve şu ayetin davasını bütün kuvvet ve kanaatimizle tasdik ve hükmünün aynı hak ve nefsi hakikat olduğuna hadsiz hüccetlerle şehadet ederiz. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ve sellem ala men erseltehu rahmeten lil ve velhamdülillahi rabbil alemin. Subhansın ya Rab, senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Bakara 32. Risale-i Nur nedir? Ve hakikatler muvacehesinde Risale-i Nur ve tercümanı ne mahiyettedirler diye bir takriznamedir. Her asır başında hadisçe geleceği tefsir edilen dinin yüksek hadimleri emri dinde müptedi değil, müttebidirler. Yani kendilerinden ve yeniden bir şey ihdas etmezler, yeni ahkam getirmezler. Esasat ve ahkamı diniyeye ve Süneni Muhammediyeye aleyhissalatü vesselam harfiyen itibar yoluyla dini takvim ve takvim, ve dinin hakikat ve asliyetini izhar ve ona karışılmak, karıştırılmak istenilen ebatılı ref ve iptal ve dine vaki ve tecavüzleri red ve imha ve evamiri rabbaniyeyi ikame ve ahkam ilahiyenin şer şerafet ve ulviyetini izhar ve ilan ederler. Ancak tavrı esasiyi bozmadan ve ruhu asliyi rencide etmeden Yeni izah tarzlarıyla zamanın fehmine uygun, yeni ikna usulleriyle ve yeni tevcihat ve tafsilat ile ifayı vazife ederler. Bu memurini Rabbaniye fiiliyatlarıyla ve amelleriyle de mem memuriyetlerinin musaddıkı olurlar. salabet imaniyelerinin ve ihlaslarının aynadarlığını bizzat ifa ederler mertebe imanlarını fiilen izhar ederler ve ahlak-ı Muhammediye'nin aleyhissalatu vesselam, tam amili ve mişvar Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam ve hilye-i nebeviyenin aleyhissalatu vesselam hakiki labisi olduklarını gösterirler. Hülasa amel ve ahlak bakımından ve sünnet-i nebeviyeye aleyhissalatu vesselam ittiba ve temessük cihetinden ümmeti Muhammed'e aleyhissalatu vesselam tam bir hüsn-ü misal olurlar ve numune-i iktida teşkil ederler. Bunların Kitabullah'ın tefsiri ve ahkamı diniyenin izahı ve zamanın fehmine ve mertebe ilmine göre tarzı tevcih-i yazdıklar eserler kendi tilkay nefislerinin ve karihay ulviyelerinin mahsulü değildir. Kendi zeka ve irfanlarının neticesi değildir. Bunlar doğrudan doğruya menbaı vahiy olan zatı ı Paki Risaletin aleyhissalatü vesselam manevi ilham ve telkinatıdır. Celcelütiye ve mesnevi şerif ve futuhul gayb ve emsali asar hep bu nevi dendir. Bu asar-ı kutsiyeye ve zevat-ı alişan ancak tercüman hükmündedirler. Bu zevat-ı mukaddesenin o asarı Bergüzide'nin tanziminde ve tarz beyanında bir hisseleri vardır. Yani bu zevat-ı kutsiye o mananın masarı, miratı ve mahkesi hükmündedirler. Risale-i Nur ve tercümanına gelince bu eseri Alişan'da şimdiye kadar emsaline rastlanmamış bir feyz ulvi ve bir ve bir kemali namütenahi mevcut olduğundan ve hiçbir eserin nail olmadığı bir şekilde meşale ilahiye ve şems-i hidayet ve neyiri saadet olan Hazreti Kur'an'ın fuyuzatına varis olduğu meşhut olduğundan onun esası nuru mahsı Kur'an olduğu ve Evliyaullah'ın asarından ziyade feyz-i envar-ı Muhammedi vesselam hamil bulunduğu ve Zat-ı Paki Risaletin ondaki hisse ve alakası ve tasarrufu kutsisi Evliyaullah'ın asarından ziyade olduğu ve onun masarı ve tercümanı olan manevi zatın masariyeti ve kemalatı ise o nispette âli ve emsalsiz olduğu güneş gibi aşikar bir hakikattir. Evet o zat daha hali sabavetteyken ve hiç tahsil yapmadan zevahiri kurtarmak üzere 3 aylık bir tahsil müddeti içinde ulûmu evvelin ve ahirine ve le dünniyat ve hakaiki eşyaya ve esrar kainata ve hikmet-i ilahiyeye varis kılınmıştır ki, şimdiye kadar böyle mazhariyeti uluya'ya kimse nail olmamıştır. Bu harikayı ilmiyenin eşi asla mesbuk değildir. Hiç şüphe edilemez ki tercüman nur bu haliyle baştan başa iffeti mücesseme ve şecatı harika ve istinayı mutlak teşkil eden harikulade metaneti ahlakisiyle bizzat bir mucize fıtrattır ve tecessüm etmiş bir inayettir ve bir mevhibeyi mutlakadır. O zatı zihavarık daha haddi buluğa ermeden bir allame bir adil halinde bütün cihanı ilmiye meydan okumuş, münazara ettiği erbab-ı ulumu ilzam ve iskat etmiş, her nerede olursa olsun vaki olan bütün suallere mutlak bir isabetle ve asla tereddüt etmeden cevap vermiş, 14 yaşından itibaren evet. üstadlık payesini taşımış ve mütemadiyen etrafına feyiz ilim ve nuru hikmet saçmış, izahlarındaki incelik ve derinlik ve beyanlarındaki ulviyet ve metanet ve tevcihlerindeki derin feraset ve basiret ve nuru hikmet erbabı irfanı şaşırtmış ve hakkıyla zaman ünvanı celilini bahşetmiştir. Mezayai aliye ve fezail ilmiyesiyle de dini Muhammed'in aleyhissalatu vesselam neşrinde ve ispatında bir kemal-i tam halinde ru numa olmuş olan böyle bir zat elbette Seyyidül Enbiya Hazretlerinin Aleyhissalatu vesselam en yüksek iltifatına mazhar ve en ali himaye ve himmetine naildir ve şüphesiz o nebi akdesin Aleyhissalatu vesselam emir ve fermanıyla yürüyen ve tasarrufuyla hareket eden ve onun en var ve hakikine varis ve makes olan bir zat-ı kerim sıfattır. Envar-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam ve Marifi Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam ve Fuyuzat ve Şem'i en muşa bir şekilde parlatması ve Kur'an'ı ve hadisi olan işaret ve riyaziyenin kendisinde müntehi olması ve hitabatı nebeviyeyi ifade eden ayat-ı celilenin riyazi beyanlarının kendi üzerinde toplanması delaletleriyle o zat hizmet imaniye noktasında Risaletin bir miratı ı mücellası, Risaletin bir son meyve münevveri ve lisan-ı Risaletin irsiyet noktasında son dehan-ı hak hakikati ve şem ilahinin hizmet-i imaniye cihetinde bir son hamili zi olduğuna şüphe yoktur. Üçüncü medresi Yusufiye'nin el hücceti zehra ve zuhret nur olan tek dersini dinleyen nur şakitleri namına Ahmet Feyzi, Ahmet Nazif, Salahaddin, Zübeyir, Ceylan, Sungur, Tabancalı. Benim hissemi addimden 100 derece ziyade vermeleriyle beraber bu imza sahiplerinin hatırlarını kırmaya cesaret edemedim. Sukut ederek o methi Risale-i Nur şakitlerin şahsı manevisi namına kabul ettim. Said-i Nursi. Bismihi subhanehu ve imminşin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daime. Her türlü noksan sıfatlardan uzak olan Allah'ın adıyla. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile beraber tesbih, tenzih ediyor bulunmasın. İsra 44 Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sonsuza kadar sürekli üzerinize olsun. Çok sevgili, çok mübarek, çok kıymetli, çok müşfik üstadımız Efendimiz Hazretlerine. Ey iradi cüziyesini tamamıyla terk edip her umurunu irade-i Rabbaniye'ye bırakan ve her zahiri musibet ve sıkıntıda kader ilahinin merhamet ve hikmetini görüp kemal tevekkül ve teslimiyetle o cilve-i Rabbaniye'nin dahi nitaicini sabır ile bekleyen muhterem üstad. Bazı yerlerde ehli imanın noktay istinadının yıkılmaya başladığı ve bir kısım esbab ve neşriyat imanın erkanına karşı muhalif cephe alıp Allah'a inkar eden insanlar alenen ve tefahurla dolaştığı ve Kur'an'ın evamirine muhalif hareket etmek ve manevi kuvvetlere inanmamak, icat ve tasni hakkını şuursuz kör, sağır tabiata vermek, bir şiarı medeniyet ve irfan ve münevverlik telakki edildiği yürekler titreten, şu dehşetli asırda Kur'an'ın bir mucize manevisi olan Risale-i Nur'u telif ederek, mustarip ve iman abayatına muhtaç pek çok biçare gönüllere panzehir hükmünde olan devalarını vererek onlara saadet ebedi müjdeleyen ve davalarını gayet kati bürhan ve ispat eden hakikat caddi kübrasında kutsi ve muazzez rehberimiz es sebeb kelfail sırrıyla bir şeye sebep olan onu yapmış gibidir sırrıyla Risale-i Nur ile imanlarını kurtaran yüz binler nur talebesinin hasenatının bir misli defteri amaline geçen fazilet meab efendimiz. Nasıl ki Cenab-ı Hak denizli hapsinin sıkıntılarını hiçe indirecek derecede şifa bahşi olan meyve risalesini orada ihsan etmiş ve gülün çiçeğindeki gayet şirin rahiyası dikeninin acısını hiçe baktığı, hiçe bıraktığı gibi fani sıkıntılarınız, sıkıntılarınızı izale etmişti. Aynen öyle de yine kerim olan Rahimi Zülcemal Hazretleri denizli hapsinin bir aylık sıkıntısına bir günlük maddi ısrabı mukabil gelen bu Afyon hapishanesine de siz sevgili üstadımız eliyle tiryak ve panzehir hükmünde tevhid, tahmid ve istihane ve risalet, risalet Muhammediye aleyhissalatü vesselam tasdik ve muazzam hüccetlerini ihsan etmiş bulunuyor. Okuma ve yazmayı Risale-i Nur'un feyziyle öğrenen çok kusurlu talebeleriniz bizler bu üç küçük Risale'yi çam çekirdeğinin koca çam ağacının fihristesini, programını içinde sakladığı misüllü, hem Risale-i Nur'un hakkaniyetinin katli bir hücceti hem bir nevi hülasatül hülasa olarak telakki ettik. Fezailini tariften aciz bulunduğumuz fakat okuması ruhumuzda pek büyük bir inşiraha vesile olan ve maddi elemlerimizi surura kalbeden ve iman bahçesinden hassiz meyveleri getiren bu üç küçük risaleden birisi zamanımızdaki mevcut küfür, dalalet, tabiat karanlıklarını dağıtacak ve izale edecek 11 hücceti tevhidi, ikincisi Risale-i Nur'un bütün muvazenelerinin menbaı ve esası ve üstadı içinde bulunan Fatiha-i Şerife'nin imanı ve kutsi hüccetlerini, havi bir şirin tefsirini, üçüncü yine Afyo Medresi Yusufiyesi'nde siz sevgili üstadımızın kalbi mübarekelerine hutur eden Risalet-i Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselam, dair kısmının gayet parlak ve tam bir itminan temin eden bir mükemmel tercümesini beyan buyuruyordu. Hiçbir cihette, hiçbir şeye liyakatimiz olmayan bizler, bütün kuvvetimizle neşrine çalışacağımız bu mahiyetteki eserlerinizi aldık. Cenab-ı Hakk'a siz şükür ederek, Ya Erhmer Rahimin, üstadımızdan ebediyen razı ol diye dua ettik. El Baki Huvel Baki risale Nur talebeleri namına Zübeyir, Ceylan, Sungur, İbrahim. El Hutbetü Şamiye namındaki Arabi dersin tercümesinin mukaddimesidir. Bismihi Subhanahu ve İmişin illa Yusebih Bihamdihi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ebeden Daimen Aziz Sıddık kardeşlerim, 40 sene evvel Şam'daki cami Emevi'de Şam ulemasının ısrarıyla içinde yüz ehli ilim bulunan 10 bin adama yakın azim bir cemaate verilen bu Arabi ders risalesindeki hakikatleri bir hissi kabdel vuku ile eski sayıda hissetmiş, kemal katiyetle müjdeler vermiş ve pek yakın bir zamanda o hakikatler görünecek zannetmiş. Halbuki iki harbi umumi ve 25 sene bir istibdad mutlak ve hissi kabdel vuku'nun 40 sene tehirine sebep olmuş ve şimdi o zaman verdiği haberlerin aynen tezahürleri alemi İslamiyet'te başlamış. Demek bu pek ehemmiyetli ders zamanı geçmiş eski bir hutbe değil belki doğrudan doğruya 1327'ye bedel 1371'de ve cami emevi yerine alemi İslam camiinde 370 milyon bir cemaate hakikatli ve taze bir dersi içtimai ve İslamidir diye tercümesini deşretmeyi münasip görürseniz neşer edersiniz. Gayet mühim bir suale verilen çok ehemmiyetli bir cevabı burada yazmaya münasebet geldi. Çünkü 40 sene evvel eski sahip o dersinde bir hissi kabl vuku ile Risale-i Nur'un harika derslerini ve tesiratını görmüş gibi bahsediyor. Onun için o sual ve cevabı yazacağız şöyle ki. Çoklar tarafından hem bana hem bazı Nur kardeşlerime sual etmişler ve diyorlar ki neden bu kadar muarızlara karşı muannit feylesoflara ve ehli dalalete mukabil Risale-i Nur mağlup olmuyor milyonlar kıymettar hakiki kütübü imaniye ve İslamiyenin inşarlarına bir derece set çektikleri halde sefahat ve hayatı dünyeviyenin lezzetleriyle çok biçare gençleri ve insanları hakaiki imaniyeden mahrum bıraktıkları halde en şiddetli hücum ve en gaddarane muamele ve en ziyade yalanlarla ve aleyh yapılan propagandalarla Risale-i Nur'u kırmak, insanları ondan ürkütmek, ve vazgeçilmeye çalıştıkları halde hiçbir eserde görülmediği bir tarzda Risale-i Nur'un intişarı hatta çoğu el yazması ile 600 bin nüsayr risalelerin kemal iştiyak ile perde altında intişar etmesi ve dahil ve hariçte kemal iştiyak ile kendini okutturmasının hikmeti nedir, sebebi nedir diye bu mealde çok suallere karşı el cevap deriz ki. Kur'an hakimin sırrı icazıyla hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur, bu dünyada bir manevi cehennemi dalalette gösterdiği gibi imanda dahi bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyor ve günahların ve fenalıkların ve haram ve lezzetlerin, haram lezzetlerin içinde manevi elim elemleri gösterip hasenat ve güzel hasletlerde ve hakiki şeriatın amelinde cennet lezzetleri gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Sefaat ehli ve dalalete düşenlerin o cihetle aklı başında olanların olanlarını kurtarıyor. Çünkü bu zamanda Kur'an hakimin sırrı icazıyla hakiki bir tefsiri olan risale i Nur bu dünyada bir manevi cehennemi dalaletle gösterdiği gibi imanda dahi bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyor ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde manevi elim elemleri gösterip hasanat ve güzel hasletlerde ve akaiki şeriatın amelinde cennet lezaizi gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Sefa ehli bu dalalete düşenlerin o cihetle aklı başından olanlarını kurtarıyor. Çünkü bu zamanda iki dehşetli hal var. Birincisi, akıbeti görmeyen ve bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyat insaniye akıl ve fikre galip ettiğinden, ehli sefati sefatinden kurtarmanın yegane çaresi aynı lezzetinde elemini gösterip hissini mağlup etmektir. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْاَحِرِ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ dünya عَلَى الْاَخِرَةِ Bile bile dünyayı ahirete tercih ederler. İbrahim Suresi 3. Ayet Ayetinin işaretiyle bu zamanda ahiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde dünyevi kırılacak şişe parçalarını ona tercih etmek, ehli iman iken ehli dalalete o hubbu dünya ve o sır için tabi olmak tehlikesinden kurtarmanın çare yeganesi dünyada dahi cehennem azabı gibi elemlerini göstermekle olur ki Risale-i Nur o meslekten gidiyor. Yoksa bu zamandaki küfrü mutlakın ve fenden gelen dalaletin ve sefahatteki tiryakiliğin inadı karşısında Cenab-ı Hakk'ı tanı tanıttırdıktan sonra ve cehennemin vücudunu ispat ile ve onun azabı ile insanları fenalıktan, seyyiattan vazgeçirmek yoluyla onda belki 20'de birisi ders alabilir. Ders aldıktan sonra da Cenab-ı Hak gafuru rahimdir, hem cehennem pek uzaktır, der sefatine devam edebilir, kalbi, ruhu, hissiyatına mağlup olur. İşte Risale-i Nur, ekser muvazeneleriyle küfür ve dalaletin dünyadaki elin ve ürkütücü neticelerini göstermekle en muannet ve nefis perest insanları dahi o menhuz gayri meşru lezzetlerden ve sefaatlerden bir nefret verip aklı başında olanları tövbeye sevk eder. O muazenelerinden o muazenelerden 6. 7. 8. sözlerdeki kısa muazeneler ve 32. sözün 3. mevkıfındaki uzun muazene en sefih ve dalalette giden adamı da ürkütüyor, dersini kabul ettiriyor. Mesela ayetin nurdaki seyahati hayaliyle hakikat olarak gördüğüm vaziyetlere gayet kısa işaret edeceğiz. Tafsilini isteyen sikkey gaybinin ahirine baksın. Ez cümle o seyahati hayaliyede de rızka muhtaç hayvanat alemini gördüğüm vakit maddi felsefe ile baktığım Hassiz ihtiyacat ve şiddetli açlıklarıyla beraber Zaf ve acizleri o zihayet alemini bana çok açıklı ve elim gösterdi. Ehli dalalet ve gafletin gözüyle baktığımdan feryat eyledim. Birden hikmeti Kur'aniye ve imanın dürbünü ile gördüm. Rahman ismi Rezzak Burcu'nda parlak bir güneş gibi tulu etti. O aç bir biçare zihayet alemini rahmet ışığıyla yaldızladı. Sonra hayvanat alemi içinde yavruların zaf ve aciz ve ihtiyaç içinde çırpındıkları hazin ve elim ve herkesi rikat ve acımaya getirecek bir karanlık içinde diğer bir alemi gördüm. Ehli dalaletin nazarıyla baktığıma eyvah dedim. Birden iman bana bir gözlük verdi. Gördüm ki Rahim ismi şefkat burcunda tulu etti. O kadar güzel ve şirin bir surette o acı alemi sevinçli aleme çevirip ışıklandırdı ki şekva ve acıma ve hüzünden gelen gözyaşlarımı sevinç ve şükrün lezzetlerinden gelen damlalara çevirdi. Sonra sinema perdesi gibi insan alemi bana göründü. Ehli dalaletin dürbünü ile baktım. O alemi o kadar karanlıklı, dehşetli gördüm ki kalbimin en derinliklerinden feryat ettim. Eyvah dedim. Çünkü insanlarda ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi beka ve saadeti ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve fıtri istidatları ve fıtri hat konulmayan serbest bırakılan kuvveleri ve hadsiz maksatlara müteveccih ihtiyaçları ve zaf ve acileriyle beraber hücumlarına maruz kaldıkları hassiz musibet ve adaları ile beraber gayet kısa bir ömür, her gün ve her saat ölüm endişesi altında gayet daha dağlı bir hayat yaşamak için gayet perişan bir maişet içinde kalbe, vicdana en elim ve en müthiş halet olan mütemadi zeval ve firak belasını çekmek için de ehli gaflet için zulümat ebediye kapısı suretinde görülen kabre ve mezaristana bakıyorlar. Birer birer ve taife taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar. İşte bu insan alemini bu zulümat içinde gördüğüm anda kalp ve ruh ve aklımla bütün letaifi insaniyem belki bütün zerrat vücudum feryad ile ağlamaya hazır iken, birden Kur'an'dan gelen nur ve kuvveti iman, o dalalet gözlüğünü kırdı, kafama bir göz verdi, gördüm ki, Cenab-ı Hakk'ın adil ismi hakim burcunda, Rahman ismi kerim burcunda, Rahim ismi gafur burcunda, yani manasında bayis ismi, varis burcunda, Muhi ismi Muhsin Burcu'nda, Rab ismi Malik Burcu'nda birer güneş gibi tulu ettiler o karanlık ve içinde çok alemler bulunan insan aleminin umumunu ışıklandırdılar, şenlendirdiler, cehennemi haletleri dağıtıp nurani ahiret aleminden pencereler açıp o perişan insan dünyasına nurlar serptiler. Zerratı kainat adedince elhamdülillah, eşşükrülillah dedim ve aynı yakın gördüm ki imanda manevi bir cennet ve dalalette manevi bir cehennem bu dünyada da vardır yakinen bildim. Sonra küreyi arzın alemi göründü. O seyahati hayaliyemde dine itaat etmeyen felsefenin karanlıklı kavanin ilmiyeleri hayalimi dehşetli bir alem gösterdi. 70 defa top güllesinden daha süratli hareketiyle 25 bin sene mesafeyi bir senede gezip devreden ve her vakit dağılmaya ve parçalanmaya müstahit, parçalanmaya kabil ve içi zelzeleli çok ihtiyar ve çok yaşlı küreyi arz içinde ve o dehşetli gemi üstünde kainatın hassiz boşluğunda seyahat eden bir çare nevi insan vaziyeti bana vahşetli bir karanlık içine göründü. Başım döndü, gözüm karardı. Felsefenin gözlüğünü yere vurdum, kırdım. Birden hikmeti Kur'aniye ve imaniye ile ışıklanmış bir göz ile baktım, gördüm ki Halık-ı Arz ve Semavat'ın Kadir, Alim, Rab, Allah ve Rabbu semavati vel ard ve musahhar şemsi vel kamer isimleri rahmet, azamet, rububiyet burçlarında güneş gibi turu ettiler. O karanlıklı, vahşetli, dehşetli alemi öyle ışıklandırdılar ki o halette benim imanlı gözüme küreyi arz gayet muntazam, musahhar, mükemmel, hoş emniyetli herkesin erzak içinde bir seyahat gemisi ve tenezzüh ve keyif ve ticaret için müheyya edilmiş ve ziruhları güneşin etrafında memleketi Rabbaniye'de gezdirmek ve yaz ve bahar ve güzün mahsulatını rızık isteyenlere getirmek için bir gemi, bir tayyare, bir şimenlifer hükmünde gördüm. küre arzın zerratı adedince Elhamdülillahi ala nimetil iman dedim. İman nimetini bahşeden Allah'a hamdolsun. İşte buna kıyasen Risale-i Nur'da pek çok muvazenelerle ispat edilmiştir ki ehli sefaat ve dalalet dünyada dahi manevi bir cehennem içinde azap çektiklerini ve ehli iman ve salahat dünyada dahi manevi bir cennet içinde İslamiyet ve insaniyet midesiyle ve imanın tecelliyat ve cilveleriyle manevi bir cennet lezzetleri tadabilirler. Belki derece imanlarına göre istifade edebilirler. Fakat bu fırtınalı zamanın hissi iptal eden ve beşerin nazarını afaka dağıtan ve boğan cereyanlar, iptal his nevinden bir sersemlik vermiş ki, ehli dalalet manevi azabını muvakkaten tam hissedemiyor, ehli hidayete dahi gaflet basıyor, hakiki lezzetini takdir edemiyor. Bu asırda ikinci dehşetli hal. Eski zamanda küfrü mutlak ve fenden gelen dalaletler ve küfrü inadiden gelen temerrüt bu zamana nispeten pek azdı. Onun için eski İslam muhakkiklerinin dersleri, hüccetleri o zamanlarda tam kafi olurdu. Küfrü meşkuku çabuk izale ederlerdi. Allah'a iman umumi olduğundan Allah'ı tanıttırmakla ve cehennem azabını ihtar etmekle çokları sefaatlerden, dalaletlerden vazgeçebilirlerdi. Şimdi ise eski zamanda bir memlekette bir kafir mutlak yerine şimdi bir kasabada yüz tane bulunabilir. Eski de fen ve ilim ile dalalete girip inat ve temerrüt ile hakaiki imana karşı çıkana nispeten 100, şimdi 100 derece ziyade olmuş bu mütemerrit inatçılar, firavunluk derecesinde bir gurur ile ve dehşetli dalaletleriyle hakaiki imaniyeye karşı muaraza ettiklerinden, elbette bunlara karşı atom bombası gibi bu dünyada onların demellerini, parça parça edecek bir hakikati kutsiye lazımdır ki onların tecavüzatını durdursun ve bir kısmını imana getirsin. İşte Cenab-ı Hakk'a hassiz şükürler olsun ki bu zamanın tam yarasına bir triyak olarak Kur'an-ı Muzül Beyan'ın bir muzei maneviyesi ve lemaatı bulunan Risale-i Nur pek çok muazenelerle en dehşetli muannit temerritleri Kur'an'ın elmas kılıcı ile kırıyor ve kainat zerreleri adedince vahdaniyet ilahiyeye ve imanın hakikatlerine hüccetleri, delilleri gösteriyor ki, 25 seneden beri en dehşetli hücumlara karşı mağlup olmayıp galebe etmiş ve ediyor. Evet, Risale-i Nur'da iman ve küfür muazeneleri ve hidayet ve dalalet mukayeseleri bu mezkür hakikatleri bil ispat ediyor. Mesela 22. sözün iki makamının bürhanları ve lemalarına ve 32. sözün birinci mevkıfına ve 33. mektubun pencerelerine ve Asay Musa'nın 11 hüccetine sayır muvazeneler kıyas edilse ve dikkat edilse anlaşılır ki bu zamanda küfrü mutlakı ve mütemerrit dalaletin inadını kıracak, parçalayacak Risale-i Nur'da tecelli eden hakikati Kur'aniyedir. İnşallah nasıl tılsımlar mecmuasında dinin mühim tılsımlarını ve hilkati alemin muammalarını keşfeden parçalar o mecmuada toplanmış, aynen öyle de ehli adaletin dünyada dahi cehennemlerini ve ehli hidayetin dünyada dahi lezaizi cennetlerini gösteren ve imanın cennetin manevi bir çekirdeği ve küfrün ise cehennem zakkumunun bir tohumu olduğunu gösteren nurun o gibi parçaları kısacık bir tarzda bir mecmuacık olarak yazılacak ve inşallah neşredilecek Said-i Nursi. i̇şarat Kur'an'ı hakkında mukaddime maiyetinde bir lahika. Bismihi subhanahu ve immin şeyin illa yusebihu bihamdihi. Aziz, sıddık, sarsılmaz, sebatkar, fedakar, vefadar kardeşlerim. Bilirsiniz ki Ankara ehli vukufu Risale-i Nur'a ait kerametleri ve işareti gaybiyeleri inkar edememişler. Yalnız, yanlış olarak o kerametlerde beni hissedar zannedip itiraz ederek böyle şeyler kitapta yazılmamalıydı, keramet izhar edilmez diye hafif bir tenkile mukabil müdafaatımda onlara cevaben demiştim ki onlar bana ait değil ve o kerametlere sahip olmak benim haddim değil. Belki Kur'an'ın mucize maneviyesinin tereşuatı ve lemalarıdır ki, hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur'da kerametler şeklini alarak şakirtlerinin kuvve-i maneviyelerini takviye etmek için ikramat-ı ilahiye nevindendir. İkramın ise izhar bir şükürdür, caizdir, hem makbuldür. Şimdi ehemmiyetli bir sebebe binaen cevabı bir parça izah edeceğim ve ne için izhar ediyorum? ve ne için bu noktada bu kadar tahşilat yapıyorum ve ne için birkaç yıldır bu mevzuda çok ileri gidiyorum, ekser mektuplar o keramete bakıyor diye sual edildi. El cevap. Risale-i Nur'un hizmet-i imaniyesinde bu zamanda binler tahribatçılara mukabil, yüz binler tamiratçı lazım gelirken, hem benimle la akal, yüzer katip ve yardımcı bulunmak ihtiyaç varken, değil çekilmek ve temas etmemek, belki millet ve ehli idare takdir ile ve teşvik ile yardım ve temas etmek zaruri iken ve o hizmeti imaniyeyi hayat bakiyeye baktığı için hayat faniyenin meşgalelerine ve faydalarına tercih etmek ehli imana vacip iken kendimi misal alarak derim ki beni her şeyden ve temastan ve yardımcılardan men etmek ile beraber aleyhimizde olanlar bütün kuvvetleriyle arkadaşlarımın kuvve-i maneviyelerini kırmak ve benden ve Risale-i Nur'dan soğutmak ve benim gibi ihtiyar, hasta, zayıf, garip, kimsesiz bir çareyi, binler adamın göreceği vazifeyi başına yüklemek ve bu tecrit ve taziklerde maddi bir hastalık nevinde insanlar ile temas ve ihtilattan çekilmeye mecbur olmak, hem o derece tesirli bir tarzda halkları ürkütmek ki en ziyade merbut görülen bazı dostları bana selam vermemek, hatta bazı namazı da terk etmek derecesinde ürkütmekle kuvve-i kırmak, cihetiyle, cihetleriyle ve sebepleriyle ihtiyarım haricinde bütün o manilere karşı Risale-i Nur şakirtlerinin kuvve-i maneviyelerinin takviyesine medar-ı ikramat-ı ilahiyeyi beyan ederek Risale-i Nur etrafında manevi bir tahşidat yaptırmak ve Risale-i Nur kendi kendine tek başıyla başkalarına muhtaç olmayarak bir ordu kadar kuvvetli olduğunu göstermek hikmetiyle bu çeşit şeyler bana yazdırılmış Yoksa haşa kendimizi satmak ve beğendirmek ve temettü etmek ve hotfuruşluk etmek ise Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir esası olan ihlas sırrını bozmaktır. İnşallah Risale-i Nur kendi kendine hem kendini müdafaa ettiği hem kıymetini tam gösterdiği gibi bizi de manen müdafaa edip kusurlarımızı affettirmeye vesile olacaktır. Umum kardeşlerimin ve hemşirelerimin hassaten duaları makbul ve mübarek masumlar taifesi ve muhterem ihtiyarlar cemaatinden her birerlerine binler selam ve dua ederek Ramazan-ı şeriflerini tebrik ederiz, dualarını rica ederiz. Hasta kardeşiniz said Nursi. Bismihi Subhanehu. Bu aciz kardeşiniz hem o eski dost zata hem ehli dikkate ve sizlere beyan ediyorum ki Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın feyziyle yeni Said Hakayki imaniyede, imaniyeye dair o derece mantıkça ve hakikatçe bürhanlar zikrediyor ki, değil Müslüman üleması, belki en muannit Avrupa filozoflarını da teslime mecbur ediyor ve etmektedir. Ama Risale-i Nur'un kıymet ve ehemmiyetine işare ve remzi bir tarzda, Hazreti Ali radıyallahu anh ve Gavs-ı Azam'ın ihbarat-ı nevinden Kur'an-ı Beyan'ın dahi bu zamanda bir muzi manevisi olan Risale-i Nur'a nazarı dikkati celbetmesine manayı işare işari tabakasından rumuz ve imaları icazının şe'nindendir şe ve o lisan-ı gaybın belagat-ı mucizekaranesinin mucize muktezasıdır. Evet, Eskişehir ha hapishanesinde dehşetli bir zamanda ve kutsi bir teselliye pek çok muhtaç olduğumuz hangamda manevi bir ihtarla Risale-i Nur'un makbuliyetine dair eski evliyalardan şahit gösteriyorsun. Halbuki ve la redbin ve la illa fi kitâbin mubin yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki açık, net bir kitapta bulunmasın. En'am suresinin 59. ayeti. Sırıyla en ziyade bu meselede söz sahibi Kur'an'dır. Acaba Risale-i Nur'u Kur'an kabul eder mi? Ona ne nazarla bakıyor denildi. O acip sual karşısında bulundum. Ben ben de Kur'an'dan istimdat eyledim. Birden 33 ayetin manayı sarihinin teferruatı nevindeki tabakattan manay işari tabakasında ve o manayı işare külliyetinde dahil bir ferdi Risale-i Nur olduğunu ve dukulüne medarı imtiyazına bir kuvvetli karine bulunmasını bir saat zarfında hissettim ve bir kısmı bir derece izah ve bir kısmını mücmelen gördüm. Kanaatimde hiçbir şek ve şüphe ve vehim ve vesvese kalmadı. Ben de ehli imanın imanını Risale-i Nur'la muhafaza niyetiyle o kati kanaatimi yazdım ve has kardeşlerime ve mahrem tutulmak şartıyla verdim. Ve o risalede biz demiyoruz ki ayeti manayı sarihi budur. Ta hocalar fihi nazar desin. Hem dememişiz ki manayı işaretin külliyeti budur. Fihi nazar herkesin kabul ettiği bir görüş değil tartışıdır manasına. Belki diyoruz ki manayı sarihinin tahtında müteaddit tabakaları var. Bir tabakası da manayı işaret remzidir ve o mana işarede bir küllidir. Her asırda cüziyatları var. Risale-i Nur dahi bu asırda o mana işare tabakasının külliyetinden bir ferttir. Ve o ferdin kasten bir medar nazar olduğuna ve ehemmiyetli bir vazife göreceğine eskiden beri ulema beyninde cari bir düsturu, cifri ve riyazi ile karineler, belki hüccetler gösterilmişken Kur'an'ın ayetine veya sarahatine değil incitmek belki icaz ve belagatında hizmet ediyor. Bu nevi işareti gaybiyeye itiraz edilmez. El hakikatin nihayetsiz işareti Kur'aniyeden had ve hesaba gelmeyen istihraçlarını inkar edemeyen bunu da inkar etmemeli ve edemez. Ama benim gibi ehemmiyetsiz bir adamın elinde böyle ehemmiyetli bir eserin zuhur etmesini istihrap ve istibad edip itiraz eden zat eğer buğday tanesi kadar çam çekirdeğinden dağ gibi çam ağacını halk eylemek azamet ve kudret ilahiyeye delil olduğunu düşünse elbette bizim gibi aciz mutlak, fakr-ı mutlakta ve böyle ihtiyacı şerit zamanında böyle bir eserin zuhuru vusati rahmeti ilahiyeye delildir demeye mecbur olur. Ben sizi ve Muhterizleri Risale-i Nur'un şeref ve temin ediyorum ki, bu işaretler ve evliyanın imalı haberleri, remizleri beni daima şükre ve hamde ve kusurlarımdan istiğfara sevk etmiş, hiçbir vakitte, hiçbir dakika nefsi emmareme, medar fahir ve gurur olacak bir, bir enaniyet ve benlik vermediğini size bu 20 sene hayatımın göz önünde tereşşuatıyla ispat ediyorum. Evet, bu hakikatler beraber insan kusurlardan, nisyandan, sehivden, hali değil. Benim bilmediğim çok kusurlarım var. Belki de fikrim karışmış, risalelerde hatalar da olmuş. Fakat Kur'an'ın hurufatı ı kutsiyesinin yerine beşerin tercümesini ikame perdesi altında, noksan huruflarla yeni hat altında tahrif kerane, ehli dalaletin tevili fasideleri, ayatın sarahatini incitmelerine bakmıyor gibi bir mazlum bir adamın kardeşlerinin imanını kuvvetleştirmek için bir nükte icaziyi beyan ettiği için hizmeti imaniyesine futur verecek, futur verecek derecede itiraz elbette değil öyle zatlar. Belki zerre miktarı insafı bulunan itiraz edemez. Benim şahsım için mucibi hayrettir ki o itiraz eden zat benim silsile ilimde en mühim üstadım olan şey fehimin bir tilimizi ve en ziyade merbut olduğum İmam Rabbani'nin bir talebesi olduğu halde herkesten ziyade kusurlarıma eski karışık hayatlarıma, taşkınlıklarıma bakmayarak bütün kuvvetiyle imdadıma koşmak lazım iken maalesef teessüf ondan tereşü eden bir itiraz, bazı zayıf arkadaşlarımıza futur ve ehli dalalete bir senet hükmünde geçtiğini, hükmüne geçtiğini çok teessüfle işittik. O ihtiyar zattan çabuk bu sui tefehhümü tefehümü izal etmek için tamire çalışmasını hem duasıyla hem tesirli nasihatıyla yardımını bekleriz. Bunu da ilaveten beyan ediyorum. Bu zamanda gayet kuvvetli ve hakikatli milyonlar fedakarları bulunan meşrepler, meslekler bu dehşetli dalalet hücumuna karşı zahiren mağlubiyete düştükleri halde benim gibi yarım ümmi ve kimsesiz mütemadiyen tarasut altında karakol karşısında karakol karşısında ve müthiş mütedid cihetlerle aleyhimde propagandalar ve herkesi benden tenfir etmek vaziyetinde bulunan bir adam elbette dalalete karşı galibane mukavemet eden ve milyonlar efradı bulunan mesleklerden daha ileri, daha kuvvetli dayanan Risale-i Nur'a sahip değildir. O eser onun hüneri olamaz ve onunla iftihar edemez. Belki doğrudan doğruya Kur'an'ı hakimin bu zamanda bir muzi maneviyesi rahmet ilahiye tarafından ihsan edilmiştir. O adam binler arkadaşıyla beraber o hediyeyi Kur'an'ı el atmışlar. Her nasılsa birinci tercümanlık vazifesi ona düşmüş. Onun fikri ve ilmi ve zekasının eseri olmadığına delil Risale-i Nur'un öyle parçaları var ki bazı 6 saatte, bazı 2 saatte, bazı 1 saatte, bazı 10 dakikada yazılan risaleler var. Ben yeminle temin ediyorum ki eski Said'in kuvve hafızası hafızası beraber olmak şartıyla o 10 dakikalık işi 10 saatte fikrimle yapamıyorum. O 1 saatlik risaleyi İki gün istidadımla, zihnimle yapamıyorum ve o altı saatlik risale olan otuzuncu sözü ne ben ne de en müdakik dindar filozoflar altı günde o tahkikatı yapamaz ve hakeza. Demek biz müflis olduğumuz halde gayet zengin bir mücevherat dükkanının dellalı ve birer hizmetçisi olmuşuz. Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle bu hizmette halisane, muhlisane, بزيد الأم رسالة موفق إلى السن آمين سائد نرس سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة